gerekirse uygun ortamlarda paylaşırız diyerek tekrar Tabii ki paylaşım hocam, kesinlikle gerçekleşir. ben de katılıyorum. Ben de bir iki cümle kuracağım da hocam. Tabii ki. Şöyle kenardan. Buyurun Evet, hocam. güzel bir sunuma Her zaman. Lütfen. benziyor bayağı. Hocamız çok kıymetli bir hocamızdır. Kendisiyle ben de yeni tanıştım. Geçen ay tanıştım ama gerçekten hani mesleki alanda kendini geliştirdiğini tanımasanız bile hissedebiliyorsunuz. Çünkü katıldığı seminer sadece bizim seminer değil. Hemen hemen haftada bir iki tane seminer düzenliyor diye biliyorum, değil mi hocam? Evet, doğrudur. İşte Cuma günü İstanbul Milli Eğitim'deydik. Şimdi sizinle. Evet, İstanbul Milli Eğitim şehir şehir geziyor hocamızın konuda. Evet. Biz de kendisinden razıyız. Onun dışında bizim derneğimiz hocam, biz kurulalı 2-3 ay oldu. 2-3 ay önce kurulmamıza rağmen sağ olsun camiamızda büyük bir destek gördük. Yani şu anda üye sayımızda bayağı bir artış var. Bu akşam da gelecek olan arkadaşlar girerler az sonra. Bizim amacımız burada sadece dil konuşma değil de, yani dil konuşma gecikmesine yol açan faktörlerle ilgili ilgilenen alanlar da var. Mesela konuşma gecikmesinde altında yatan bazı sebepler olabiliyor. Bu sadece konuşma terapisiyle çözülebilecek bir durum olmayabiliyor. Mecburiyetten, yani multidisipliner çalışma gereğinden psikiyatristlerle, çocuk nörologlarıyla irtibat halinde olmamız gerekiyor. Yani her ay farklı alanlardan sizin gibi değerli hocalarımızla inşallah seminerler düzenleyeceğiz. Verdiğiniz destek için de hocam çok teşekkür ediyorum. Başlayabiliriz slaytımıza. Tabii ki. Ben teşekkür ederim katıldığınız için Ahmet Hocam. Tekrardan vurgulamak isterim ben Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta'da görev yapıyorum. Tabii Isparta'nın soğuğunda açıkçası tedirgin de oldum bugün. Acaba dedim bu internet tekrar gider mi? Ya da elektrikler ortadan kalkar mı? Çünkü 72 saattir elektrik olmayan bir ortamdayız aynı zamanda. Ara Aa, ara öyle mi sorun. hocam? Evet yani Isparta bir miktar bu konuda biraz sıkıntı yaşıyor. Ama umarım güzel bir sunum gerçekleşecektir hepimiz için de. Slaytlar geçiş yapıyor mu? Görebiliyor musunuz? Ben görüyorum hocam. Göremeyen bir arkadaşımız varsa yazabilir ya da tüm Muhtemelen siz isteyebilir. görüyorsanız herkes görüyordur. Slayt geçişinde bir sorun yoksa çünkü son zamanlarda Zoom'da bu slayt geçişleriyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. O yüzden bunu söylemek istedim açıkçası. Şu an geçiş yaptınız mı hocam ikinci sayfaya? Evet. Evet, ikinci slayta Şu an geçiş daha yaptık. birinci sayfada mı? Geçmedi. Tamam, o zaman var demek ki. Hala soru devam Demek ki ediyor. varmış, evet. İyi ki sormuşum. O zaman şöyle yapayım tekrardan. Şu an gözüküyor mu? Geçmiyor. Hala geçmiyor. Paylaşımı durduruyorum. Tamam. Bazen artık ekran paylaşımı direkt slide değil de ekran paylaşımıyla bu soru çözülüyor. Şu an geçiyor mu? Şu anda. Hocam isterseniz yanında bir yer var ya, ya da alttan slide gösterisini açıp yapın. O da olabilir. Yanında tuşlar da yapabilirsiniz isterseniz. Nasıl? Bu yan tarafta 1-2 numara diye var ya, 1-2-3 diye çıkıyor ya. Hani tek tek tuşlar da bilirsiniz isterseniz. Yok muhtemelen. Öyle olmuyor. Şöyle bir şu an görülüyor mu Heh, şu paylaşım? an oluyor, Şu an evet. oluyor. Çok evet hocam, oluyor. Tamam. Konuşma işbirliğinde psikiyatrik değerlendirme diye doçent doktor Mitişık tekrardan başlayalım. Dil ve konuşma terapistleri aslında bu görsel sizlerin çok aşina olduğu çocuklarla çalışırken sıklıkla bir arada aynı şekilde davrandığınız bir görsel. Ben de açıkçası sizlerle bir arada olmaktan tekrar vurgulamak istedim. Çok mutluluk duyuyorum. Çünkü alanda özellikle dil ve konuşma gecikmesinde bizim psikiyatrik alanda sık gördüğümüz bir sorun da sizlerle beraber nasıl bu iletişimi sürdürebiliriz? Burada size düşen ya da bizden istediğiniz neler vardır? Onları görebilmek amacıyla çok güzel bir program oldu. Tekrardan davetler için teşekkür ederim. Çünkü sizler gerçekten bu iletişimle, dille, konuşmayla, ses ve yutmayla ilgilenen kişilersiniz. İletişim, dil ve konuşma ses kısmı olarak daha çok bizim de sıklıkla gördüğümüz hasta popülasyonunu içeren bir grup ortaya çıkıyor. Ve bu nedenle biz bebek, çocuk ve genç psikiyatristleriyle siz dil ve konuşma terapistleri aslında sürekli iç içe olan, bir arada çalışan bir grup oluyorsunuz. Şu an hastanelerde yaygın olarak çalışılmaya başladı. Dil ve konuşma terapistleri, çocuk psikiyatristleri beraber çalışmaya başladılar. Eskiden odologlarla kulak burun boğaz doktoru arkadaşlar çalışıyordu. Ama şu an dil ve konuşma terapistleri de birçok hastanede, özellikle şehir hastanelerinde çocuk psikiyatristleriyle beraber entegre bir şekilde gayet etkin bir şekilde çalışıyorlar.
Yozgat'ta çalıştığım dönemde dille konuşma terapistimiz yoktu ama o dönemde mesela ergoterapistimiz vardı ve ergoterapistleriyle bu iletişimi gerçekleştirmiştik. Şu an Isparta'da şehir hastanesinin dille konuşma terapisti var. Mesela ben üniversite hastanesindeyim ama şehir hastanesindeki arkadaşa direkt yönlendirme yapıyorum ya da diğer özelde çalışan arkadaşlarımız var. Hem özel eğitim kurumlarında hem de kendine ait özel kurumlarda, özel ne diyeyim, kliniklerinde danışan gören arkadaşlar var. Onlarla gayet etkin bir şekilde çalışıyoruz. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz aslında. Normal konuşma gelişimi nasıldır? Hani öncelikle biliyoruz ki biz 0-2 ayda çocuk refleks olarak ağlar. Yani bir aylıkken anneler çocuğun böyle neden ağladığını fark etmeye başlarlar. İşte bunun karnı mı acıktı, altı mı pisletti, gazı mı var? Bir aylıkken aslında refleks ağlamayla beraber çocuk kendini ifade etmeye başlıyor. Ve algılamalar 2-3 ay, kitaptan kitaba tabii ki farklılık gösteriyor yani bunun söylemleri ama algılama 2-3 aylıkken algılama yapıyor. Ve biz aileleri iletişim kurarken şunu söylüyoruz. İşte bebeği kucağınıza aldığında, emzirmeye başladığınızda o çocuk da işte o agu yapmaya başladığında siz de onu mutlaka tekrarlayın, aynalayın. Yani çocuğa agu, agu diye bunu tekrarlayın ki çocukta da beyinde aynı nöronlar aktifleşsin ve sizin beyninizde nereler aktifleşiyorsa o çocuğunuzda sevgiyle ilgili olarak çocuğunuzda da aynı yerler aktifleşsin diyerek agulamalarını taklit etmeleri söylüyoruz. Sonrasında biliyoruz ki biz işte babıllama, ba, de şeklinde 4-8 aylıkken babıllamalar ortaya çıkıyor ve işte klinikteyken ailelere soruyoruz. Diyoruz ki çocuğunuz kaç aylıkken anne dedi, kaç aylıkken baba dedi. Hocam 6 aylıkken baba dedi gibi söylüyorlar. Ama diyoruz ki işte her gördüğü sakallıya baba değil. Hani gerçekten bilerek babaya baba ne zaman diye söylediğimizde işte o zaman diyorlar ki 12-18 ay gibi aralıkta söyleyebilirler. Yani 8-18 ay arasında aslında anlamlı kelimeleri çıkıyor. Sıklıkla ekoloji görebiliyoruz, jargonlar görebiliyoruz. Bu dönemde normal ki biz az sonra da konuşacağız. Otizm spektrum bozukluğunda da özellikle ekolojileri yaygın olarak görüyoruz. Ve sözcükler işte 8-18 ay arasında sözcükler, 2 yaşında 1,5 2 yaşında sözcüklerin birleştirilmesi ve daha sonra da cümlelerin oluşturulması şeklinde bir konuşma gelişim süreci var. Ve buradaki en önemli nokta sizler için de aslında bunu ifade etmek gerekiyor ki biz çocuk psikiyatristleri bizim için çok kıymetli olan bir bilgi bu. Sağlıklı gelişim sıkıntılarının ilk şartlı olarak dil gelişimindeki herhangi bir gecikme veya gerileme önemli bir parametre olarak kabul ediliyor. Yani çocuğun dilinde bir gecikme varsa bunu hep şöyle düşünmek gerekir. Yani mesela geçen hafta gördüğüm hastalardan biri şöyleydi. Çocuğun dili gecikmiş. Şu an 11 yaşında. 11 yaşında bir çocuk ama 6 yaşına kadar bir dil gelişimi tam belirgin bir dil gelişimi kazanamamış. 6 yaşından sonra konuşma terapisti çok fazla mesela hiç o çocuğu konuşma terapisti görmemiş. Sordum. Dedim ki konuşma terapisti, dille konuşma terapisti sizi gördü mü? Hiç değerlendirdim. Hayır, hiç terapi almamışlar. 6 yaşından sonra konuşan bir çocuk. Aslında şu an bana geldiğinde hem sınır düzeyinde mental kapasitesi vardı, zihinsel olarak bir miktar geriliği vardı, hem de dikkatle ilgili sorunları vardı. Yani aslında şu en önemli işaretlerden biridir bizim için. Dil gelişiminde çocuğun bir gecikme varsa bu ilerleyen zamanda acaba nörogelişimsel bir bozukluğu mu var diye bir risk şartı olarak görürüz. Dildeki herhangi bir gelişme problemi sadece iletişim açısından değil, çocuğun ileriki yaşantısında her kesimini olumsuz etkileyebilecektir. Çünkü çocuk ne kadar erken dönemde dil becerisini kazanırsa ilerleyen zamanda sosyal becerisi de o kadar artacaktır. Özellikle biz bunu vurgularız. Ve siz biliyorsunuz ki yani normal gelişim süreçte nasıldır diye baktığımızda bir ay ile bir yaş arası dönem bizim için söz öncesi iletişim evresidir. Ve 2-3 aylıkken az önce dediğimiz gibi agulamalar, 4-6 aylıkken babıldamalar, 7-9 aylıkken de işte bab bab bab, ad da da gibi böyle evrensel özellikler taşıyan hecler görülmeye başlar. Ve Hocam bir 12-13 şey daha eklemek istiyorum da. tabii ki tabii. Söz öncesi beceriler yani prelingüistik beceriler dediğimiz becerilerde aslında bunların dışında olfaktif dikkat var. İşte Tabii ki. çocuğun iletişim anlamında sözler olmayan çıktıları var. İşte bir şeyi reddetme davranışı, seçme davranışı. Bunlar da aslında Kesinlikle. dilin gelişimine ön beceriler diye kabul ediyoruz biz terapilerde Az sonra baktığımızda. bunlar hakkında da bilgi vereceğim. Çünkü bunların bizim için yeri çok daha kıymetli olan yerler var. Bizim değerlendirdiğimizde psikiyatrik hastalıklarda nereleri değerlendiriyoruz? Aslında bizim için o çok daha kıymetli hale geliyor. Bu konuda çok haklısınız hocam. 12-18 aylıkken baktığımızda biz biliyoruz ki yani bir çocuk 18 aya kadar mutlaka kelime çıkarması gerekiyor ve normalde beklentimiz 18 aya geldiğinde bu çocuğun 10 ila 50 arasında bir sözcük dağarcığının olması ve konuşmasının yaklaşık %25'inin başkalarınca anlaşılması gerekiyor. 2 yaşındayken şu an slide, evet 2 yaşındayken en az 50 sözcük dağarcığının oluşması gerekir ki yaklaşık 200 kelimeye ulaşması gerekiyor. İki sözcüklü kelimeler yani iki kelime anne gel. Çocuktan beklentimiz aslında iki sözcüklü cümleler ortaya çıkıyor. Ve jargonlar, anlaşılmayan kelimeler büyük oranda azalmış
azalmaya başlıyor ve konuşmasının %70'i başkalarınca anlaşıyor. 2-2,5 yaş arasındayken 400 kelimesi var. 2-3 sözcüklü cümleler kurabiliyor. İsimleri ve zamirleri uygun tarzda kullanabiliyor. Ki bu nerede önemli yine düşündüğümüzde az sonra yine konuşacağız. Otizm spektrum bozukluğu açısından aslında bu zamirleri uygun tarzda kullanabilmesi bizim için çok kıymetli hale geliyor. Ve 2,5 yaşında ekolleri azalmış bir şekilde olması gerekir. 2,5-3 yaşındayken çoğulları ve geçmiş zamanı kullanmaya başlıyor. Kaç yaşındasın diye sorduğumuz artık yaşını bilir. Kız mısın, erkek misin diye sorduğumuzda cinsiyetini bilmeye başlar. 3 nesneyi doğru sayar ve 3-5 sözcük cümleler kurabilir. Ve konuşmasının %80-90'ı başkalarınca anlaşılır hale geliyor. Hatta 3 yaşındaki bir çocuk artık rüyalarını anlatabilir. 3-4 yaşındayken de 3-6 sözcük cümleler kurabilir. Sorular sorabilir, öykü anlatabilir, konuşmasının tamamına yakını anlaşılmaya başlar. Ve konuşma gecikmesi nerede ortaya çıkar? Aslında normal aralıkta olan sözcüklerde gerileme ortaya çıkıyorsa, düşük sözcük dağarcığı varsa artık biz diyoruz ki konuşma gecikmesi ya da gelişimde, normal gelişimde işte dedik ki 18 aylıkken kelimesi yoksa artık burada bir konuşma gecikmesinden söz etmemiz gerekiyor. Erken dönemden itibaren hatta Anıl hocamızın da dediği gibi erken dönemden itibaren aslında bazı işaretler ortaya çıkıyor. Peki hangi durumlarda, hangi psikiyatrik bozukluklarda biz konuşma gecikmesini görüyoruz? Bir, otizm spektrum bozukluğu. Bizim için en önemli şey aslında bu. Bir, çocuk psikiyatrisi için konuşma gecikmesiyle bir çocuk geldiğinde en önemli değerlendirmesi gereken psikiyatrik bozukluk otizm spektrum bozukluğudur. İlk geldi kapıdan 18 aylık bir çocuk varsa ben hiçbir şeye bakmadan, ek hiçbir şeye bakmadan 18 aylık ilk diyeceğim şey kafamdan geçen ya bu çocukta otizm var mıdır yok mudur bunu değerlendirmektir. İkincisi, zihinsel yetersizlik yani bilişsel gelişimde gecikme. Çocuk acaba geriden mi takip ediyor? Yaşlarını geriden mi takip ediyor? İşte yürümesi de gecikti, konuşması da gecikti, işte baş tutması da gecikmişti, motor gelişimi de gecikti, ince motorda, kaba motorda, sosyal beceri, hepsi de geriden geliyorsa o zaman diyoruz ki zihinsel yetersizlik. İşitme kaybı olabilir. İşte mutlaka işitme testi isteriz. Bir çocuk psikiyatrisine konuşma gitmesi geldiğinde ilk yaptığı şeylerden biri işte değerlendirmelerini yapar. Tanı her ne olursa olsun hiç fark etmez. Mutlaka bir işitme testinin yapılmasını ister. O yüzden bir kulak burun boğaz doktoru arkadaşlara da göndeririz. Biliyoruz ki bilingualizm, hani çift dillilik, iki dillilik nedir? İşte evde hem Kürtçe konuşuluyor hem Türkçe konuşuluyor. Çocuk yaygın olarak bir dile maruz kalmadığında ya da işte gurbetçi ailenin çocuğu Almanya'da yaşıyorlar. Evde hem Almanca konuşuluyor hem Türkçe konuşuluyorsa bu da konuşma gecikmesine sebebiyet verebilir. Özgün dil bozuklukları yani eskiden DSM-4'te sözel anlatım bozukluğu, karışık dil algılama, sözel anlatım bozukluğu olarak adlandırdığımız özgür dil bozuklukları. Tabii ki ailenin yeteri kadar işte ilgilenmemesi, psikososyal yoksunluklar, ihmaller ve nörolojik hastalıklar az önce dediğiniz gibi çocuk nörolojiden hocalar da çağırıyoruz. Çünkü atitüdit serebral palsi mesela serebral palsi de aslında da oralarda da konuşma gecikmesini yaygın olarak görüyoruz. Peki hani o konuşma gecikmesi geldi bir çocuk başvurdu 2 yaşında kelimesi hiç yok. Bizim ilk baktığımız rahatsızlık ne demiştik? Otizm spektrum bozukluğu. Sıklığına baktığımızda işte 166 çocuktan 1 diye 150 çocuktan 1 sıklığı giderek artan. 2020 yılında 54 çocuktan 1, 2021 yılı verisine baktığımızda 44 çocuğun birinde otizm görülüyor. Ve ben buna başlarken şey diye başlıyorum. Genellikle otizm sunumlarını yaygın olarak otizm sunumu yaparım. Orada hep şunu söylerim. 1 Nisan'a başladığımızda 1 Nisan Dünya Şaka Günü. 2 Nisan ise Dünya Otizm Farkındalık Günü. Ve artık sıklığı her geçen gün artıyor. 44 çocuğun birinde. Ve bu bir şaka değil. Oldukça yüksek bir rakam. O yüzden mutlaka herkesin bu hangi alanla ilgilenirse ilgilensin. İster dil ve konuşma terapisti olsun, ister hekim olsun, ister çocuk, yani çocuk psikiyatrisi zaten bu konuda uzman ama isterse farklı alanlarda çalışan bir hekim olsun, isterse işte özel eğitimci, çocukla ilgilenen herkes mutlaka otizm spektrum bozukluğunu bilmesi gerekiyor. Yani o belirtileri mutlaka bilmesi gerekir. Neden? Çünkü 34 erkek çocuğun birinde, 144 kız çocuğun birinde görüyor. Yani çünkü bizim toplumumuzda ne yazık ki şöyle yanlış bir algı var. Erkek çocuğu geç konuşur. Öyle bir şey söz konusu değil. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Çünkü her çocuk mutlaka 18 aya kadar kelime çıkarması gerekiyor. Evet, kız çocuklarının erkeklere göre dil becerisi daha iyi olabilir. Ama bu şu anlamına gelmez. Erkek çocuğu geç konuşur. Öyle bir şey yoktur. Mutlaka her çocuk 18 aya kadar konuşması gerekiyor. Ve erkeklerde yaklaşık 4 kat kızlara göre daha fazla görüyor. 2021 verisinde. %35'inde de zihinsel engelli. Bir önceki 2020 verisi şunu söylüyordu. %33 diye söylüyordu. Yani her 3 otizminin birinde zihinsel gerilik de söz konusu. O yüzden otizmi mutlaka bilmek gerekiyor. Bizim için en kıymetli ifadelerden biri de bu belki. Sizlerin de en çok uğraştığı %40'ı normal. Yani hayatı boyunca hiç konuşamayan bir çocuğunuz var. Burada birçok dil ve konuşma terapisti arkadaşımız var. Şöyle düşünün.
Yani çocuğunuz hiç konuşamayabiliyor. Hiç anne demiyor, hiç baba demiyor. Bu gerçekten çok zor bir süreç. O yüzden otizm spektrum bozukluğunun erken dönemde fark etmek. Bazen mesela bu tanının atlanmasına izin vermemek mesela. Olmasın yani. Bu, şu an bu sunumu dinleyenlerde zaten sizde olmuyordur ama şöyle düşünmek. Bir dil ve konuşma terapisine geldiğinde ya ben bu çocuğu terapi yaparım. Önce dil ve konuşma terapisi görsün. Tanı almadan, tanısı ne olduğunu bilmeden çocuğa yönelik bir müdahale vermek gerçekten bu çocukların çok büyük vebaline girmiş oluruz. Ne kadar erken dönemde bir müdahale alırlarsa o kadar çok toparlayacaklardır. Peki biz hocam, neyi de... sadece konuşma alanı bir gelişim alanı değil ki. Gelişimsellik bütünsel, yani gelişim alanları aslında bütünsel çalışıyor. Konuşma, yürüme, denge, işitme. Kesinlikle. Şimdi konuşmada bir gecikme olabilir dediniz ya, hani daha demin de haklısınız, bu konuda ben de katılıyorum. Genelde diğer alanlarda sıkıntı olabilme ihtimali yüksek. Şimdi eğer çocukta otizm spektrum bozukluğundan şüpheleniyorsa, ben hani biz şöyle öğrendik üniversitede hocalarımızdan, biz tanı koymuyoruz. Biz sadece dil konuşma anlamında çocuğu subjektif ya da objektif değerlendirip bununla ilgili yönlendirmeler yapıyoruz. Ama eğer çocukta gecikmiş konuşmadan dışında bir gelişimsel bozukluk varsa, işte bu bir sendrom olabilir, bilim yani sendrom olabilir ya da otizm olabilir, kesinlikle psikiyatrın tanılaması gerekiyor. Kesinlikle. Ama yani iyi burada... psikiyatr olması gerekiyor hocam. Sizlere tenzih ediyorum. İstanbul birazcık çok kalabalık bu alanda. Bazı psikiyatrlar yani çocuklara şey diyormuş. Hani tabii velilerin, ben yalancısıyım bu konuda. Çok vaka geliyor çünkü bana. İşte evet, sen 4 yaşını bekle, 5'i bekle, çocuk konuşur diye hı-hı gönderiyorsun. Sonra veli terapiden de ayrılıyor. Hani öyle psikiyatrlarımız da var maalesef. Yani burada iyi bir iletişim sürdürmek gerekiyor. Açıkçası bu çok kıymetli. Yani az önce dediğim de zaten buydu. Yani eğer birlikte iyi bir iletişim sürdürülürse burada herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ve burada neye göre dediği de çok önemli. Yani ailelerin de bu konuda ne kadar yönlendirdiği. Biz hekimler olarak hep şunu söylüyoruz. Ailenin dediği bizim için çok kıymetli değildir. Çünkü ben aileye bir şey iletirim. Terapiste bu çok farklı bir şekilde aktarılır. Ya da aile hani benden bizde de öyle oluyor. O yüzden bu tarz şeylere çok fazla takılmayız. Biz yani mümkün olduğunca şöyle yapmaya çalışırım. Kendim birebir görüşmek benim için çok daha uygun olur. Aileden bir şeyler almaktansa formlar aracılığıyla görüşmek çok daha uygun oluyor açıkçası. O yüzden bu şekilde ilerlemek gerekiyor ki, ve dediğiniz çok haklı. Yani tanıyı mutlaka çocuk psikiyatrisine koyması gerekir ve tanıya uygun bir müdahale alması gerekiyor. Yani çocuğun ihtiyacı olan neyse aslında buna uygun müdahale alması gerekir, ama otizmin belirtilerini mutlaka her dil ve konuşma terapistinin bilmesi gerekir. Çünkü orada aile bazen şununla geliyor bize. Yani bize gelmiyor ama bize gelse zaten tanıyı alır. Ama mesela biz pediatristler de çok görüyoruz daha önceler bunu. Pediatriste gidiyor, sadece konuşma gecikmesiyle gidiyor. Ve diyor ki erkek çocuğudur, geç konuşur. İşte bu çocuğun tanısının tanı almamasına ve erken dönemde müdahale almamasına ne yazık ki çocuğun belirtilerini ortadan kalkmamasına sebebiyet veriyor. O yüzden burada hep vurguladığımız şey, yani çocukta normal gelişimden bir sapma varsa dil ve konuşma terapistleri çocuk ve ergen psikiyatristleri şununla ilgilenir. Yani çocuğun duygularında, düşüncelerinde ve davranışlarında normalden farklılık gösteren bir durum söz konusuysa bu çocuk psikiyatristlerinin görevidir. O yüzden çocukta eğer çocuğunuzun gelişiminde yaşıtlarıyla bir farklılık görüyorsanız mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Bu ne olursa olsun. Burada da iyi bir çocuk psikiyatristi, iyi bir klinisyen zaten gerekli yönlendirmeleri yapacaktır. İşte görüyoruz, dille ilgili sorun varsa bu çocuğun erken dönemde itibaren mutlaka müdahale almasını ve hemen dil ve konuşma terapisi, sadece dille ilgiliyse hemen dil ve konuşma terapisi yok. Sadece dille ilgili değil. İşte otizmle ilgili olan bir sorun var. Otizm. Çocuğun ortak dikkati gelişti. Çocuk artık dil becerisinde yetersizlik var. Hemen dil ve konuşma terapisinin eklenmesi. Duygusal sorunları var. İşte ergoterapistlerin eklenmesi. Çocuğun motor becerilerinde sorun var. Ergoterapistlerle ilerledik. Hassasiyetleri çözüldü. Ama motor becerisi yeterli değilse o zaman bir sporla uğraşan bir arkadaştan mutlaka yardım istemek gerekiyor. Yani çocuğun ihtiyacı neyse, bir bireyin ihtiyacı neyse, gelişimsel olarak akranlarından açığı neyse mutlaka bu açığa yönelik bir müdahale alması gerekiyor. O yüzden ben de bu otizm nedir, işte zihinsel engellik nedir, çocuk psikiyatrisi nasıl değerlendiriyor, açıkçası bu konuda bir miktar bilgi vereceğim. Tabii bize az önce dediğim gibi en çok dil gecikmesiyle başvuruyorlardı eskiden. Şu an çok şükür farkındalık arttı. O yüzden farkındalık arttığı için sosyal becerilerdeki sorunlarla da çok sık başvuruluyorlar. Ve ben otizm dediğimizde aslında şunu söylüyoruz biz. Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin sorunlarla giden, sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları olan bir nörogelişimsel bozukluktur. İki temel alan diye sınıflandırılıyor. Dil ve sosyal tek bir alan, davranış alanı ikinci alan diye tanımlanıyor.
Ama ben üç alanda sınıflandırmayı daha çok seviyorum. Yani bir dil, iki sosyal, üç davranış şekli. Çünkü dille en sık konuşma gecikmesiyle başvuruyorlar. Ve konuşma gecikmesi varsa az önce söylediğimiz tanılar mutlaka bir çocuk psikiyatrisi tarafından değerlendirilir. Ama ne yazık ki işte erkek çocukları geç konuşur. Bunun babası da dayısı da geç konuştu. Komşudan duyuyorlar ya 4-5 yaşına kadar bekleyin. Doktora giderseniz tanı alır hiç gerek yok. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani az önce söylediğimiz gibi çocukta eğer normal konuşma gelişiminde bir aksamalar varsa mutlaka hemen çocuk psikiyatrisini görmesi gerekiyor. 18'e kadar kelimesi yoksa, 2 yaşına kadar da cümlesi yoksa mutlaka otizm açısından bir çocuk psikiyatrisini değerlendirmesi gerekiyor çocukların. Peki sosyal anlamda nedir? Bizim için en temel olan sosyal anlam. Nedir? Göz teması kurma ve sürdürmede zorluk. Aslında burada en önemli bilmemiz gereken noktalar bunlar. Bir çocuk ne zaman göz teması kurar? Bir aylıkken bir çocuk göz teması kurar. Az önce dediğiniz gibi söz öncesi işte konuşma öncesi evre nasıldır? İsmi seslenince bakmama. Bir çocuk ne zaman ismi seslenince bakar? Adına ne zaman tepki verir? 8-9 aylıkken adına tepki verir. 7-8 aylıkken, 8-9 aylıkken adına tepki verir. İşte Anıl dediğimde Anıl hemen bana bakar. Bir sesine tepki vermeye başlar. Sese tepki ne zamandır? Sese tepki çok daha erkendir. Ama adına tepki vermesi 7-8 aylıkken, 8-9 aylıkken Anıl dediğimde dönüp bakması gerekiyor. Söylenenleri anlamaz. Komutları yerine getirmesi. 1 yaşındayken bir çocuk basit komutları artık yerine getirmeye başlar. 1,5 yaşında kapıyı aç dediğinde açması gerekir. Suyu ver dediğinde vermesi gerekir. Ya da işte gözün nerede dediğinde gözünü 1,5 yaşındayken burnun nerede dediğinde 1,5 yaşındayken göstermesi gerekiyor. Gülümseme. 2 aylıkken bir çocuk gülümser. İşte aileler der ki hocam melek gördüm. Bakıyorsunuz çocuk gülüyordur, gülümsemiştir. Aileler hemen melek gördü. 2 aylıkken bir çocuğun gülümsemesi gerekir. Seslenmeye kısıtlı sosyal yanıt. Hemen ismini söyledin, Anıl dedin. Yani bebekken bile artık böyle bir seslendiğinde bir gülümsemeler ortaya çıkar. Otizm çocukta ise bu 2 aylıkken gülümsemeler ortaya çıkmaz. Söylenenler anlamıyordur, ismi seslenince bakmıyordur. Yalnız kalmayı tercih ediyordur. Daha çok kendi halinde oyun oynuyordur. Oyun bile oynamıyordur. Hatta mekanik uğraşları vardır. Yani küpleri üst üste oynuyordur, kuruyordur. Hayali bir oyun gerçekleştirmiyordur. İşaret etmesi gelişmemiştir. Az önce söylediğim bizim için en kıymetli olan belirtilerden biraz işaret etme. 12 aylıkken bir çocuğun işaret etmesini bekleriz. 10 aylıkken bir çocuk işaret etmek, isteklerini göstermek için işaret etmeye başlar. Ve 12 aylık bir çocuğun işaret etmesini bekleriz. 12 aylıkken işaret etmiyorsa, 12-14 aylıkken işaret edilen yere bakmaya başlar. Anıl, bak dediğimde Anıl döner, bana bakar önce. Çünkü 8-9 aylıkken ismi seslenince bakmaya başlamıştır. 12-14 aylıkken de benim baktığım, benim gösterdiğim yere bakar. Anıl tekrar bana baktığında, üçgeni kurduğunda işte o zaman deriz ki ortak dikkat gelişmiştir. Bir çocuğun 14 aylıkken, 16 aylıkken mutlaka ortak dikkatin gelişmiş olması gerekir. Eğer burada bir gecikme varsa mutlaka değerlendirmek gerekir. Bu hani otizm olmayabilir evet ama gelişimde bir açıkta olabilir. Burada mutlaka bir sorun olduğunu gösterecektir. Duygularını paylaşmaz. İşte kenara vurur. Uf der hani öp de geçsin tarzında böyle gelip de bunları göstermeyecektir. Ya da işte yaşıtlarına ilgi yok. Daha çok kendi halinde oynuyor. Basit taklite dayalı beceriler dediğimiz bay bay yapma. Bir çocuk ne zaman bay bay yapar? 12 aylıkken. Ama otizmlerde gördüğümüzde bay bayı şöyle yapabilir. Atipik farklı tarzda. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle bir bakayım. Şöyle bay bay yapar. Ya da ters bay bay yapabilir. Normalde bir çocuk 12 aylıkken bay bay yapması gerekirken otizmlerde ya bay bay yapması gecikmiştir ya da bay bayı böyle yapabilir. Ters bay bay yapabilir. Öpücük ver mi? 12 aylıkken bir çocuk öpücük verir. Ama otizmlere baktığımızda aslında 12 aylıkken öpücük vermeyebilir. Bir hayali oyunlar. 1,5 yaşındayken çocuk arabayı sürüyormuş gibi dış böyle kaza yapıyormuş gibi yapması. Bebeği ayağında sallıyormuş gibi yapma. Bebeğe yemek yediriyormuş gibi yapması. Sanki böyle işte arabayla gidiyormuş, uçağı uçuruyormuş gibi yapması, eline aldı fareyi, telefonla konuşuyormuş gibi dediğimiz bizim mış gibi pretend play'ler 1,5 yaşındayken bir çocukta görülmesi gerekir. Eğer görülmüyorsa sosyal alanda bir sorunu vardır bu çocuğun otizm açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ve diğer alan ise davranışsal alan. Nedir? Tekrarlayıcı hareket. Gördük. Çocukta kanat çırpıyor, sallanıyor, kendi etrafında dönüyor, parmaklarıyla garip hareketler yapıyorsa, parmak ucunda yürüyorsa otizm şüphesi olması gerekir. Ya da takıntıları var. Alıyor suyu, işte bardaktan bardağa su boşaltıyor. Prize karşı takıntısı var. Işıklara karşı takıntısı var. İşte elektronik eşyalara, dönen cisimlere oturmuş ki işte bizim zamanımızda o küçük eskilerden hep şey denirdi.
çamaşır makinesinin önüne oturup izleme. Yani ben hiç soruyor muyum? Günlük pratiğimde hiç sormuyorum ama niye? Dönercisinlere ilgi olur. Ne yapar? Arabayı alır, tekerini döndürür. Arabayı sürmez, sadece tekerini döndürüyordur. Eşyaların parçalarıyla uğraşır. Arabayı alır, sadece işte bir parçasına takılmıştır. Ya da yan bakış sergiler, şöyle yan bakış şeklinde bakar. Aynılık dostları vardı, ritüelist davranışları vardı. Hep aynı elbiseye giymek isteme. Hep aynı yoldan gitmek isteme. Hep aynı işte rutinlere aşırı bağlı. Hep aynı şekilde uyumak isteme gibi bu aynılıklı ısrarlar ortaya çıkabilir. Kokuya, sese, tada az ya da aşırı duyarlılık vardır. Nasıldır? Yemek yiyecektir. Önce burnuyla kokluyordur. Dilin ucunu değdiriyordur. Öyle yemeye çalışıyordur. Sesten rahatsız oluyordur. Kulağını kapatıyordur. Dokunulmaktan rahatsız oluyordur. İşte ne? Mucize doktordaki gibi. Yani dokunulmaktan rahatsız oluyordur. Şöyle bir silahlama yapıyordur. Farklı tarzda hassasiyetleri olabilir ve işlevsiz ilgi alanı. İşte benim bir hastam vardı. Meydanlar Rus'u bilirsiniz eski ansiklopedilerde. A'dan Z'ye hepsini biliyordum. Açıyordum, soruyordum. Çocuk ezbere başlıyordu okumaya orayı. Ama bir yorum soruyordum. Hiçbir fayda yoktu. Bir hastam diyordu ki, hocam ayakkabı numaran kaç? Diyordum 43. 5 dakika geçiyor tekrar soruyor. 5 dakika geçiyor tekrar ayakkabı numaran kaç? Ayakkabı numaran kaç? Sohbet sadece bunun üzerinde. Yani karşılıklı iletişim tarzında değil. İşte Seman... Dili pragmatik. Pragmatik evet. Beceride sıkıntı var hocam. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani. Sohbet sırası alma, sıra verme, konuyla ilişkili konuşma, bağlama uygun konuşma. Yani kesinlikle. O dilimlerde çok zor düzeliyor. %40 nonverbal. Konuşma gelişenlerde de işte senin dediğin gibi monoton bir ses tonu ortaya çıkar. Bakarsın ki pragmatik dilde bozukluklar vardır. İşte duracak. Bekleyecek, analojiye bekleyecek, analojinin göz teması kuracak, analojiden yanıt gelecek ve sonra kendisi cevaplayacak. Bunlarla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Ekureller ortaya çıkabilir, paleller ortaya çıkabilir, perseverasyon tarzında belli bir konu üzerinde ilerlemeler ortaya çıkabilir. Bu tarz işte prozodide sorunları vardır. Bakarsın ki mekanik bir tonda. Geçen bir kız gördüm, 18 yaşında baktım bu şekilde bir konuşma tarzı var. Mekanik bir ses tonu var. İletişimi gayet iyi, karşılıklı sohbeti de var. Ama diyorsun ki ya bu kızda bir şeyler var. Sordum. Dedim ki ya bu çocuğun çocukluğu nasıldı? Çocukluğunda otizm öyküsü veriyorlar. Kardeşi, ikiz kardeşi varmış. Kardeşi atipik otizmmiş. Yani aslında orada o çocuğun o dildeki farklılığı bile bazı şeyleri hissetmene sebebiyet verebiliyor. O yüzden bunları gerçekten dediğim gibi kaçırmamak gerekir. Ve bu alanda mutlaka dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Nedir? Az önce söyledik. 6 aylıkken bir çocuk gülümsemesi yoksa, tanıdık yüzlere karşı ilgi göstermiyorsa, düşük göz kontağı varsa, 9 aylıkken sesleri ya da mimikleri taklit etmiyorsa, 18 aylıkken anlamlı kelimeleri yok, mış gibi oyunları yok, yani nedir işte bebeğe mama yediriyormuş gibi yapma, arabayı sürüyormuş gibi yapma, 24 aylıkken 2 kelimelik cümleleri yoksa, günlük yaşam aktivitelerini taklit etmiyorsa, 12 aylıkken ismi sesini yanıtı yoksa, babıldamaları yoksa, çocuk kapatır, 8 aylıkken CE oyunu oynar, açarsın kahkahalar atmaya başlar, CE dersin kahkahalar, çok saçma geliyor ama her yaptığında çocuk buna gülüyor. Niye? Çünkü nesne sürekliliği gelişmeye başlıyor. Git şöyle söylüyor. Kapattın. Senin kaybolduğunu düşünüyor. Açtın. Geldiğini zannediyor. Ve bu sayede CE oyununa çok güzel tepki veriyor. İşte işaret etme, gösterme, bay bay yapma gibi 12 ayda gelişmediyse mutlaka otizm açısından değerlendirmek gerekiyor. Ve biz polikliniğe şu tarz bir çocuk geldiyse, işte benim tipiktir böyle bir gün polikliniğe girdi çocuk. Odaya girdi görüşme odasına. Kalemlerimi aldı. Direkt yere serdi. Hemen dedim ki ya bu çocuk otizm, başka çok da bir şey düşünmeye gerek yok. Hemen orada otizm olduğunu gösterdi bana aslında. Çünkü sıralama davranışı gerçekleşti. Ya renklere göre, işte ya bazen renklere göre olur, bazen büyüklüklerine göre, boyutlarına göre, bazen hiçbir şey, hiç fark etmez. Tamamen bir sıralama davranışı gerçekleştirir ve yatış, yatar, yan bakış tarzında arabayı kullanır. Ama arabayı kullanırken aslında tekere bakıyorsa, o zaman otizmden şüphelenmek gerekiyor. Az önce dediğim yan bakış tarzında sergiliyorsa ve daha çok küplerle, şöyle bir veri vardı çok güzeldi. Bir çocuk zamanının %70'ini küplerle, bu geometrik cisimlerle ilgilenerek geçiriyorsa %100 otizmdir şeklinde bir veri vardı. O yüzden derim ki mühendis çocuklarına dikkatli bakmak gerekir. Mühendisler de çünkü zamanında otistik özellikler daha fazladır. O yüzden mühendis çocuklarına otistik özelliklere daha fazla bakmak gerekiyor. Ve otizm tanısı koyduysak ne yapıyorum? Bizim Cem Hoca ile beraber editörlüğünü yaptığımız aileler için otizm rehberi. Yani otizm konusunda mutlaka doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Her çocuk oynar. Aydan Hoca, Aydan özel eğitimde çok önemli bir isimdir. Marmara Üniversitesi'nde. Hocam bu kitap sizin miydi? Özür dilerim görüyorum yine. Önce kitap.
Bu kitap benim. Evet, editörlüğünü ben yapmıştım. Bunu alalım o zaman arkadaşlar. Hocamızı kesin almamız lazım çünkü yani çok beğeniyorum hocam bu anlatım biçiminizi. Yani bizim dil terapistleri, ben bu kadar hani psikiyatrın dil anlamında bu kadar şey olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten hakim, çok hakimsiniz. Yani, estağfurullah. Mükemmel. Sizin de algınızı yıkmış olduk. Bu da güzel oldu. Sizin de algınızı yıkmış olduk. Olumsuz algı. Bu da güzel olmuş oldu. Hepimiz öyle için. Öyle hocam. Bizim şey var zaten. Anıl hocam isterseniz çekin. Ben çekelim. Bizim Telegram grubu var. Yani 2500 tane hemen hemen dil ve konuşma terapisti mevcut zaten. Ve adayları mevcut. Orada biz, hani biz önermemiz gerekiyor. Çünkü kitaplar bizim için çok değerli hocam. Kesinlikle. Yani bu özellikle bu kitapları ben otizm konusunda doğru bilgiye ulaşmak için mutlaka aileler için otizm rehberi. Yani ben kendi günlük pratiğimde aileler için otizm rehberini öneriyorum. Ya da Nait Motoğlu Mukaddes hocamız vardır. Nait Hoca, İstanbul'da çalışıyorsunuz. Nait Hoca'yı bilirsiniz. Nait Hoca gerçekten otizm konusunda duayen bir isimdir. Yani bizim öncü isimlerimizden biridir. Nait Hoca'nın kitapları var. Hocam nerede çalışıyor peki Nait Hoca'mız? Nait Hoca'nın kendi özel kliniği var. Ama nerede tam olarak bilmiyorum açıkçası. Aslında iletişim bulabilirsek biz çok yönlenme yaparız. Çünkü İstanbul'da kliniklerin çoğu biz tanır. Dil terapistleri de. Biz de aslında iyi bir psikiyatr arıyoruz bu konuda. Yani açıkçası ben nörologlara bağlanıyorum da. Cem Hoca vardı. Şey yok. Cem Hoca birlikte editörlüğünü yaptım. Çok saygıdeğer abim. Yani Cem Gökçe. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, Erenköy Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk psikiyatristi. Cem Hoca da bu konuda zaten size çok fazla yardımcı olacaktır açıkçası. Onu söyleyeyim. İyi olur hocam. Öğrenmemiz lazım. Hocamız tanışalım hocam. Aydan Aydın. Doçent Doktor Aydan Aydın. Her Çocuk Oynar isimli çok mükemmel bir kitabı var. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar da oynar şeklini ifade ediyor ve burada ailelerin çocukla beraber nasıl vakit geçirmesi gerektiğini, nasıl oyun oynaması gerektiğini çok güzel bir şekilde anlatıyor. Öteço, İbrahim Ali Diken bir önceki programda İbrahim Hoca'yı misafir... İbrahim Hoca'nın sunumunu yapmıştı sağ olsun İbrahim. Evet, ben İbrahim Hoca'yı da çok severim. Hatta yani bu vesileyle de burada şunu da ifade edeyim. UDEMCO 2022 İbrahim Hoca'yla beraber kongre başkanlığını gerçekleştireceğiz Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde. Ne zaman hocam? 26-29 Mayıs arasında. İşte Ahmet Hoca da... Eskişehir'de mi olacak hocam? Nerede olacak? Eskişehir'de. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde olacak. Ahmet Konrad Hoca da zaten hani o da kongrede konuşmacı olarak katılacak. Yani yine... Hocalarımızdan orada. Ahmet Hoca'mız çok değerli bir hocadır. Multidisipliner bir ekiple bu süreci ilerletmek. Bizim amacımız her zaman bu şekilde. İbrahim Hoca da gerçekten multidisipliner bakış açısına sahip olan Ender sevdiğim, çok sevdiğim hocalarımızdan biri. Ve beraber gerçekleştireceğiz. Ben aileye otizm tanısı koyduysam diyorum ki bu özel eğitimciler için, yani dil ve konuşma terapistleri için bu eğitim, ama aileler olarak mutlaka bu eğitimi alın diye söylüyorum. Hiç çaktırmayın. Bir şey derse benim selamımı söyleyin İbrahim Hoca'ya diyorum. Çünkü ailelerin bu konuda mutlaka bilgilenmesi gerekiyor. Ailelerin çocuğuyla beraber nasıl vakit geçireceğini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü otizmde bizim için en önemli şey uyanık kaldığı her anın eğitimle geçen bir an olması. Evet. O yüzden otizm tanısı koyduk süreç bitiyor mu? Hayır. Haftada 2 saat eğitimle bu hiç bitecek bir durum değildir. Yani otizmle tanının ortadan kalkmasını sağlayan en önemli faktör ailenin de eğitim sürecinin müdahale olmasıdır. Yurt dışında yapılan çalışmalar, düzeldiğini gösteren çalışmaların hepsi şunu söylüyor. Haftada en az 20 saat, 40 saat otizmle ilgili eğitim alması gerekir. Ama bazıları da yoğunlaştırılmış terapi diyor hocam. Ona da önermiyorlar. Mesela otizmde işte yoğunlaştırılmış 40 saatlik bilmem terapi haftada örneğin. Bunu uygun görmeyenler de var. Ama 20 saat idare edelim. Bence hocam çok yoğun olmak çok katı sağlar. Ben kesinlikle yani 40 saat bence çok iyi. Yani olması yani gereken bence o. Şöyledir. Aslında burada tabii ki yani şu aile olsanız burada şunu düşünmek gerekiyor. Bilmiyorum İstanbul'da bir seans kaç para. Ben diyorum ki İbrahim Hoca'nın eğitimi şu kadar. İşte fiyatı belli. Siz bu eğitimi alın. Mutlaka nasıl müdahale edeceğinizi kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü otizm uzun soluklu bir yolculuk. Yani bir yılda bitecek. Bunun sözünü veremiyoruz. İki yılda biter. Böyle bir şey söyleyemiyoruz. Belki hayatı boyunca gidecek. O yüzden ailenin bu süreçte ne yapacağını iyi bilmesi gerekiyor. Ailenin kendini eğitmesi burada en önemli faktörlerden biri. En son yapılan meta analiz şunu söylüyor. Yani çocuklarla ilgili özel eğitim müdahalelerinin en etkin yöntemlerden biri ailenin eğitim programına dahil olması. Özellikle 0-3 yaş grubu için bu çok kıymetli. Hepiniz için artık tüm dünyada terapide şu gerçekleşiyor. Yani gittim terapiste haftada 2 saat gideceğim. Bunda çözümlü değil. Ailenin mutlaka bu terapilere dahil olması gerekiyor. Dil ve konuşma terapisti çalışırken ailenin de bu süreci mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Ya da özel eğitimde çalışıyorsa ben aileye diyorum ki kameradan izleyin, ne yaptığını görün, evde ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Ama işte data var. Erken çocuk, okul öncesi çocuklarda müdahale yöntemi. Eteço. Ya da
İşte Aydın Aydın hocamızın kitabı birçok mutlaka ailenin de öğrenebileceği bir programına dahil olabileceği bir şekilde geliştirmesi. OÇİ'de eleştirilen, hatta eleştirilebiliyor ama mutlaka ailenin otizmde erken dönemde müdahaleye mutlaka dahil olması gerekiyor. O yüzden ne yapabiliriz? Ve işte söylüyorum, sizden alıyorum bunları ama Lali yayınlarının 5'le 1 kalp işte kartları. Aileye diyorum ki konuşma. Sadece yitirmeyin. Evde ne yapabileceksiniz? Çocukla konuşun. Sohbet edin. En önemli şey bizim için oyun. Oyun üzerinden mutlaka devam ettirin. Ama bazen ne konuşacağınızı bulamıyorsunuz. İşte Lali yayınlarının 5'le 1 kalp konuşma kartları. DK'nın konuşma kartları var. Ya da işte yurt dışında otizmle ilgili olarak kartlar var. Bunlardan mutlaka edinin ve nasıl konuşmanız gerektiğini öğrenin diye. Ya da işte Nait Hoca'nın, Nait Mutlu Mukaddes'in, bu tabii uzmanlar için, OÇİ'de, Aydın Aydın'ın yine vaka örnekleriyle çocukluktan ergenliğe otizmle ilgili olan kitabı. Ve İbrahim Hoca'nın kitapları var. İşte doğal öğretim. Bizim için doğal öğretim çok iyi. Hocam bu arada bu kitapları sonradan alınmaz da mümkün müdür sizden? Tabii tabii ki veririm. Yani muhtemelen sunumu paylaşırım zaten. Sunumdan da açıkçası bakabilirler çok her zaman. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İbrahim Halil Dikir'in hocanın dil becerini geliştirme, davranış problemleriyle baş etme ile ilgili kitapları var. Binyamin hocanın Binyamin Birkan ki Türkiye'de biliyorsunuz davranış analizi doktoralı tek özel eğitim. Yani çok değerli bir hocamız o da. Kendisi yakında zaten sunum yapacak bizlere inşallah. Çok güzel. Onu da buradan duyuralım. Hocamız temas halindeyiz. Çok yoğun ilerliyor programları. O da yakında bize ABA ile ilgili sunumlar yapacak inşallah. Etkinlik çizelgeleri nasıl geliştirilir ya da konuşma becerilerinin öğretimi nasıldır? Bunlarla ilgili çevrilmiş olan kitapları verdi. Bizim için önemli olan otizmde sosyal beceri. Otizmde ortak dikkat gelişiyorsa zaten dilin de gelişmesini bekleriz. Ama ortak dikkat gelişti, dil becerisi hala yeterli değilse mutlaka bir dil ve konuşma terapisinde müdahale alması gerekiyor diye söyleriz. O yüzden ilk amacımız aslında sosyal beceri geliştirilmektir. Ortak dikkat becerisini geliştirilmektir. Az önce söylediğim data modeli. İşte okul öncesi çocuklar için nasıl? Aile çocuğu özel eğitim kurumunu mutlaka tartması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki işte siz de çok deneyimlemişsinizdir. Aile terapi adı altında içeri giriyor ama ne yapıldığı çok belli değil. Ne yazık ki bununla da karşılaşıyoruz. O yüzden ailenin mutlaka çocuğu denetlemesi gerekiyor. Hayatta kalma rehberi gibi. Ve duysal aşırı duyarlılıkları varsa da az önce söylediğimiz gibi işte ergoterapi desteği aile evde ne yapabilir? Senkronize olmayan çocuk. İşte Ebru Albayrak Sıdar'ın Duyulmak istiyorum ve duysal işlem bozukluğuyla ilgili pratik önerilerle ilgili olan kitaplar var. Bunları mutlaka alsınlar diye söylüyorum. En önemli şey bizim için otizmdi. Bir diğer faktör ne? Bilişsel gelişimde gecikme. Çocukta zihinsel gerilim. Zihinsel yetersiz. Peki zeka nedir? Yani burada zeka kavramı geliyor. Açıkçası aslında bu işte zeka geriliği dediğimiz eski tanımlamayla zeka geriliği, şimdiki tanımlamayla zihinsel yetersizlik. Zihinsel gelişimde gerilik ortaya çıkması. Zeka geliş, zeka şunu tanımlıyor. Bir, bilişsel yetenek. İki, toplumsal uyum. Yani bilişsel yetenek nedir? IQ 70'in altında olması. Toplumsal uyum nedir? Uyumsal becerilerde sorun ortaya çıkması. Ve zeka geriliği 18 yaşından önce başlayan, IQ'nun 70'in altında olduğu ve uyumsal işlerde sorunların olduğu durum. İletişimin sorunu. Yani dil becerisinde gerileme ortaya çıkıyor. Öz bakımında gerileme var. Sosyal ilişkilerinde, toplumsal imkanların kullanımında, inisiyatif alabilmesinde, eğitim hayatında, sağlıkta hepsinde bir gerilik ortaya çıkıyor. 6 yaş altında biz ne diyoruz? Bilişsel gelişimde geçme. 6 yaş altında zeka geriliği tanımını kullanmıyoruz. Zihinsel yetersizlik tanımını kullanmıyoruz. Daha çok diyoruz ki bu çocuğun bilişsel gelişimde bir gerilik var. Çünkü 5 yaşına kadar, 6 yaşına kadar yapılan müdahaleler çocuğun seyrini değiştirir. Beynin esneyebilirliği, beynin plastisi devam etmektedir. O yüzden erken dönemde yapılacak olan müdahaleler o kritik pencere için çok kıymetlidir. Dil ve konuşma terapisi için zaten bu çok önemli olan bir kısımdır. 6 yaşına kadar yapılan müdahaleler çocuğu tamamen hayatını kurtarıcı olabilir. O yüzden erken dönemde fark etmek gerekiyor. Peki bunu çok fazla hani bilmezler. O yüzden bu sizin için de güzel bir dağılım olacaktır. Toplumun %68'i normal zekada. Zeka değerlendirmesi, zeka testleri işte DISCA, DISC4, Stanford, Binet gibi zeka değerlendirme testleri hep toplumsal normlara göre değerlendirilir. 1000 kişi girdi, 500. kişi 50'dir. IQ'su 100'dür. 100 kişi girdi, 50. kişinin IQ'su 100'dür. Ve buna göre bir eğri oluşturuyor. Toplumun %68'i normal zekadır. %2'si, 3'ü zeka geriliğidir. Malatya'da olan varsa, işte Malatya'nın mümtaz şahsiyetleri diye Mercedes Kadir olması lazım. Ben Elazığ'ım hocam. Malatya'da tamam. Yakın. O zaman yakın. Yani orada Mercedes Kadir çok bildin işte. %2-3 zeka geriliğidir. %14 sınır zekadır. %14 parlak zekadır. %2-3 de burası üstün zeka, 145 üstü deha olan kısımdır. Hocam zeka... IQ seviyesi 85 ile 300 normal zeka alıyor değil mi?
Ben 80, öyle öğrenmiştim ama. 85 ve 115 arası normal. 115-130 tamam. Parlak. 130-145 üstün. 145 üstü deha. 70-85 sınır. Sınır zeka. 70'in altında da zeka geliyorlar. Tanımlıyoruz. Ve zekayı biz nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplıyoruz. Çocuğun zihinsel yaşı ne kadar? Takvim yaşına bölüyoruz. 100 ile çarpıyoruz. IQ'su çıkıyor. Yani testlerle mi tanıklıyoruz? Hayır. Hayır. Bir çocuk gelir. Normalde bir çocuk 3 yaşındayken yuvarlak çizmesi gerekir. 3,5 yaşında artı yapması gerekir. 4 yaşında kare, 5 yaşında üçgen. Geldi bir çocuk işte 6 yaşında yuvarlak çizemiyorsa bu çocuğun zekasında bir sıkıntı var. 3 yaş becerisini yapamıyor. Da yuvarlak çiziyor artı yapamıyorsa bu çocuğun zihinsel gelişimi 3-3,5 yaş arasındadır. Zihinsel yaş 3-3,5 yaş arası. Takvim yaşı 6 çarpı 100 deriz. Deriz ki bu çocuğun zekası 50-55 arasında. Yani hafif düzeyde zihinsel gerilik var diye hesaplarız. Ve belirtilerini aslında erken dönemden itibaren gösterir. Yani nedir? Çocuk doğdu. Doğduğundan itibaren aslında bir şeyler geriden geliyor diye hali fark etmeye başlar. Bu dil ve konuşma terapistleri için spesifik olarak dilde gerilik gibi anlaşılır. Ama az önce dediğin gibi anın nedir? Sadece dilde mi? Hayır, değil. Motor becerilerde de bir sorun var. Çocuk doğmuştur. İşte sizler doğdunuz, kafayı hemen tutmuşsunuzdur. Bir çocuk 3 aya kadar baş tutması gerekir. Ama zihinsel gelişimde gerilik olan çocuk 3 ay geçmiştir. Daha hala başını tutamıyor. Destektir. Down sendromuyla çalışmışsınızdır. Down sendromuna bakarsın, kucağına alırsın, hipotoniktir, gevşektir. Böyle salıktır bedeni. İşte nörolojik sorunlarla çalışmışsınızdır, genetik sendromlarla. Bakıyorsun ki çocuk böyle pelte gibi, daha böyle motor becerisini tam kazanamamış. Her şey geriden gelmeye başlar. Ve bu çok güzeldir. Bu bizim uzmanlıkta işte Amerika'ya gitmek için, USML'e gitmek için, çalışanlar için ben çok öneririm. USML için board kitapları vardır. O kitaplardan aldığım çok güzel bir görsel bu. 0-12 aylıkken, işte ilkel refleksler, 3 aylıkken motor refleks, bunlardan bahsediyor. İşaret etme 12 aylıkken. Bir çocuğun bir oyuncağı elinden eline geçirmesi 6 aylıkken, parmağıyla kavraması 10 aylıkken gerçekleşmesi gerekir. Sosyal gülümseme, az önce söyledik, 2 aylıkken gelişmesi gerekir. Eğer buralarda bir gecikme varsa bu çocuk acaba zihinsel gerilik mi var diye şüphelenmek gerekir. Yabancı anksiyetesi 6 aylıkken. 6 aylık bir çocuk anne ile yabancıyı ayırt etmeye başlar. Anne başkasını kucağına vereceğini de istemez. Arkasını dönmeye başlar. Ayrılık anksiyetesi 6 aylıkken başlar. 9-13 aylıkken çok yoğun olur. Anne odadan çıktığında belki çocuğu olanlar vardır. Anne odadan çıkıyordur. Çocuk ağlamaya başlıyor. Sürekli kucağında anne gezdirmeye başlar 9-13 aylıkken. İsmi sese tepki 4 aylıkken. İsme bakma 9 aylıkken. Mimikler 9 aylıkken. Nesne kalıcılığı işte. CE 9 aylıkken. Mama, dada 10 aylıkken. 1-3 yaş arasında işte küpler. Yaşını 3 ile çarparız. 1 yaşındayken bir çocuk 3 küp. 2 yaşındayken 6 küp. 3 yaşındayken 9 küp gibi üst üste koyması gerekir. Merdiven tırmanma 1,5 yaşında. İlk işte yürümeler 12 aylıkken. 18-50 aylığa kadar mutlaka yürümesi gerekir. Topa vurma 2 yaşındayken. Paralel oyun nedir? İkimiz aynı ortamdayız Anıl'la. Anıl kendi oyuncaklarını almış. Ben kendi oyuncaklarımı almışız. İkimiz oyuncaklar var ama herkes kendi oyununu oynuyor. Paralel oyun. Ama 3 yaşında, 4 yaşında baktığımızda artık hayali oyunlar ortaya çıkmaya başlar. Hayali arkadaşlar ortaya çıkar. Nedir? Doktorculuk oynamaya başlar 3 yaşında. 3 yaşındayken öğretmencilik oynar. Anlatmaya başlar bir şeyleri. Cinsel kimlik. Az önce söylemiştik. 2,5-3 yaşında bir çocuk kız mı olduğunu, erkek mi olduğunu bilir. Sorarsın kız mısın, erkek misin diye. 2,5 yaşında, 3 yaşındayken bir çocuğun bilmesi gerekir. 2 yaşında yaklaşık 200 kelimenin olması gerekir. 2 kelimelik cümlelerin olması gerekir. 3 yaşında çocuğun yuvarlak çizmesi gerekir. Nedir? İşte anneden ayrılabilir. 3 yaşındayken bir çocuk anneden ayrılabilir. O yüzden deriz ki biz 3 yaşında kreşe başlatın. Hatta artık günümüzde oyun ortamları çok fazla olmadığı için şöyle söyleriz. 2 yaşından sonra artık kreşlere, 2,5 yaşından sonra mutlaka kreşe başlatın diye söyleriz. 3 yaşında 1000 kelime, 4 yaşındayken de artık hayallerini anlatabilir. Ve az önce dediğim şey... 16 yaşa göre zeka testleri 16 yaşa göre yapılır. Az önce bir göz şurada şey gösterdim. Zihinsel yaş bölü takvim yaş çarpı 100 IQ'dur. Bunu aklınızda tutun. Zihinsel yaş bölü takvim yaş çarpı 100. 16 yaşındaki bir çocuk IQ'su 50 ise zihinsel yaşı kaçtır? Cevaplamak isteyen var mı? Hemen alt isteyen. Hocam bir daha alabilir miyim soruyu? 16 yaşındaki bir çocuk. 16 yaşındaki bir çocuk. Zekası IQ'su 50 ise zihinsel yaşı kaçtır? Araya girip söylemek isteyenler söyleyebilir. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim da
Arkadaşlar kameradan açabilir miyiz rica etsek? Burada sanki biz kendi kendimize konuşuyormuş gibi hissediyoruz da hocamızla beraber. Hani kameraları açalım, sorular soralım, sorular varsa. Çünkü hocam bizimden ağırlıklı olarak öğrenciler var derneğimizde. Hani Ömer Faruk hocam açtı. Ömer Faruk hocam söyleyin, 16 yaşında birisi, zihinsel IQ'su 50. Bu çocuğun zihinsel yaşı kaçtır? Mikrofonu da açabilirsiniz. Çok zor soru olmadı ya. Hemen grafiği de göstereyim. Zihinsel yaş bölü takvim yaşı çarpı 100 eşittir IQ. Bir çocuk yaşı IQ'su 50 ise, takvim yaşı 16 ise zihinsel yaşı kaçtır? Yaklaşık 3-3,5 gibi olması yok, lazım. Yok hayır. Dur gözünü seveyim yapma. 8 değil mi hocam? 8. Evet Halil. 8'dir. Yani şöyle söyleyeyim. 8. 70 ise, IQ'su 70 ise, IQ 70, takvim yaşı 16. Çocuğun zihinsel yaşı kaçtır? 10,5 falan herhalde. 11,2 gibi. Çok doğru Halil hocam. Yani burada şöyle düşünmek gerekir. 8 ila 11 yaşındaki bir çocuk. Okur yazar mı? Evet, okur yazar. Hafif düzeyde olan bir çocuk 8 ila 11 yaş arasındaki bir çocuktur. Okur yazardır. 16 yaşında olmasına rağmen. Bak 16 yaş bir çocuk var ama zihinsel yaşı 8 ila 11 yaş arasındadır. Yani okur yazar mı? Okur yazar. Kendi başına iş yapabilir mi? Evet. İyi düzeyde konuşur mu? 8-11 yaş? Evet, konuşur. Kalfalık derecesinde iş yapabilir mi? Yapabilir. Ortaya baktık. Halil hocam ya da şimdi Ömer Faruk hocam. 35 ila 50 arasında. Yani 8 ila 35 IQ'su olan birisi. 35 IQ'su, takvim yaşı 16, zihinsel yaşı kaçtır? Ömer hocamı zorladım biraz. Evet, bir daha sorabilir misiniz? Takvim yaşı 16. IQ'su tamam. 35. Bu çocuğun zihinsel yaşı kaçtır? 2,5. 4,5. Sonra doğru cevabı bulduracağım Ömer hocam sana. Hocam 35 ile 16 içermeyecek miyiz? O zaman çok yüksek yaş çıkıyor. Ben söylemek istemiyorum da. Yüze böleceğiz. Burayı tam söylüyoruz tabii. Burayı tam anlayamadım. Şöyle zihinsel yaş bölü takvim yaş çarpı 100 IQ'sunu gösteriyor. İşte orada 100 yok hocam. O yüzden bir sıkıntı yaşıyoruz. Tabii. Ben onun 100'ü direkt otomatik olarak söylüyorum. Zihinsel yaş çarpı bölü takvim yaşı çarpı 100 eşittir IQ. 16 yaş mı takvim yaşı hocam? 16 ise? Bunlar hep zeka testleri 16 yaş 3 ay kadardır. Aynen öyle. 4,5 yaş falan olması lazım ya. Ne dedin Müride hocam? Müride hocamla girmiş. 5,5 olur hocam. 5,5 hocam. Öyle mi? 16 çarpı 3,5 muhtemelen 5,5 falan olur. Doğru. Yani bazı şuna baktığımızda bazı çocuklar okumayı bilemez. Bazı çocuklar okuyabilir. Değil mi? Orta düzeyde zihinsel geriliği olan çocukların IQ 40'ın üzerindeyse okur. Çünkü bir çocuk ne zaman okumayı öğrenir? 6,5 yaşında. Bazıları okumayı öğrenebilir, bazıları okumayı öğrenemez. Kendi başına iş yapabilirler mi? Evet. Ailenin daha iyi anladığı konuşması vardır. Gözetimli veya gözetimsiz beceri gerektirmeyen işleri yapabilirler. Buna baktığımızda ağır derecede 20 olan bir çocuk ne kadardır Müride hocam? IQ'su 20, takvim yaşı 16, zihinsel yaşı kaçtır? Hocam sayıları bir daha alabilirim. Çok özür dilerim. IQ'su 20. Evet. Takvim yaş 16. Zihinsel yaşı kaçtır? 3 yaş 2 ay. Aynen öyle hocam. Kesinlikle. Yani 3 yaşındaki bir çocuk yardımla iş yapabilir mi? Evet. Minimum konuşması vardır. Çünkü artık zihinsel gerilik arttıkça eksonlar da artmaya başlar. Ve yardımla işleri yapmaya başlar. 3 yaşın altındaki bir çocuk konuşması bazen de olur bazen de olmaz. Ve kendi yaşına iş yapabilme becerileri neredeyse yoktur. Direkt böyle hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Ali hocam. Kusura bakmayın araya girdim ama. İstanbul. Biz sadece takvim yaşını biliyoruz. IQ'sunu bilmezsek zihinsel yaşını nasıl test ediyoruz? Nasıl ölçüyoruz? Şöyle onu da işte ben yuvarlak bir çocuk 3 yaşındayken çizer. Artıyı 3,5 yaşındayken çizer. Kareyi 4 yaşındayken çizer. 5 yaşındayken bir çocuk üçgen çizer. 6 yaşında gesel gelişim figürleri vardır. İsterseniz hemen böyle Google'dan bakabilirsiniz. Gesel'in gelişim figürleri. Orada onları çizdirebiliriz. Bir çocuk 4 yaşındayken renkleri bilmesi gerekir. 6,5 yaşındayken okumayı öğrenmesi gerekir. 7 yaşındayken toplama yapması öğrenmesi gerekir. 8 yaşındayken artık çarpım tablosunu öğrenir. Ve 10 yaşındayken mutlaka çarpım tablosunu öğrenmiş olması gerekir. Gibi. Buna göre çocuğun zihinsel gelişimine göre artık biz onu hesaplıyoruz.
baktık ki gerilik var bazı şeyler. Yani ne demiştik? Az önce dedik ya 12 aylıkken, 18 aylıkken bir çocuk yürümesi gerekir. 18 aylıkken bir çocuk konuşması gerekir. İşte 3 aylıkken bir çocuğun baş tutması gerekir. Eğer gelişimde bir açık varsa tamamen ona göre. Ya yani çocuk başını tutamamış, deriz ki 3 aylığın altında daha gelişir. 12 aylık çocuk baş tutmuyorsa 3 aylığın altındadır. Zihinsel yaşı nedir? 3 ay dedik. Takvim yaşı 12 ay çarpı 100 dedik. 25 ay IQ'su vardır. Yani nedir? Ağır düzeyde zihinsel geriliği vardır. Şuradan direkt 25 ay IQ'su olur. Ağır düzeyde zihinsel gerilik var. Direkt bu şekilde hesaplarız biz çocuk psikolojisinde. Yani çocuğa baktık. Ben derler ki işte ben çocukla iki konuşurum. Bu çocuk bu derim. Direkt söylerim. Bir çocuğa toplama çarpma sorarım. İşte hepinizin çarpması var. 6 kere 7 dedim. Bir çocuk lise öğrencisi 16-15 yaşında gelmiş. Lise öğrencisi çocuk çarpı toplamasını bilmiyorsa o çocuk hafif düzeyde zihinsel geridir. Çünkü 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş becerisi o çocukta kazanılmamış. Direkt buradan hesaplanır. Ve hafif düzeyde zeka geriliği bizim en çok gördüğümüz. Az önce söylediğim gibi ilkokul 4-5. Niye? 70 IQ'su olan neydi? 11 yaşına geliyordu. 11 yaşta nedir? 6 yaşta başlar bir çocuk. 5. sınıf 11 yaştır. Yani ilkokul 5. sınıf seviyesine kadar gelebilir. Bir hafif düzeydeki zeka geriliği olan çocuk. Bu nedenle eğitilebilirdir. Evet, konuşma geriliği erken dönemden itibaren olur. Niye? Çünkü %50 gibi düşünün bu çocuğu. %50 geriden takip ediyor. Yaşıtlarını hep %50'de geriden takip ediyor. 2 yaşındayken 1 yaş çocuğu gibi. 4 yaşındayken 2 yaş çocuğu gibi. En kötü. O yüzden de konuşması da gecikiyor. Orta düzeyde baktığımızda %10'unu oluşturuyor. Her şey geri. Niye? Çünkü %35, 35 ila 50 arasında bir IQ'su var. Yani bu çocuk %70, %60 yaşıtlarını geriden takip ediyor. O yüzden erken dönemden itibaren fark ediyor belirtileri. Ne zaman fark ediliyor? Şöyle. Konuşma içmesi tipik. 4 yaş öncesinde aslında konuşmaya başlıyor. 4 yaşında. O yüzden hani şunu diyorlar. Biz bu çocuğu az önce Anıl hocam eleştirdi ya bu çocuk gitmesin, düzelmesin. Bu çocuğun zaten konuşması zihinsel gelişimi geri olduğu için konuşması ortaya çıkmıyor. Yani bunu şöyle söylüyorum ben bazen. Anıl hocam eleştirir burada beni. Şöyle söylüyorum. Yani bir çocuk sen 6 aylıkken bir çocuğu yürütemezsin. Bu çocuğun zihinsel gelişimi 6 aylıksa bu çocuk zaten yürüyemeyecek. Yani bu çocuk zaten konuşamayacak. Yani istediğin kadar söyle, istediğin kadar dil ve konuşma terapisi eğitimi ver. Bazen bir çocuklar ya bu çocuk niye ilerlemiyor diye endişe ettiğiniz çocuklar var. Çünkü bu çocuğun zihinsel gelişimi geridendir, o yüzden ilerlemiyor. Ama bakarsın bu çocuk işte mesela hafif düzeyde olan bir çocuk. 2 yaşına geldiğinde konuşmaya bir başlar. Niye? Çünkü 12 aylık bir gelişim vardır en kötü. Artık kelimeler çıkmaya başlar. O yüzden hani... Yani şey konusunda yorum yapmadım. Yorum yapmamamın sebebi buydu. Yani çocuğun kliniğine göre yorum yapmak gerekiyor. Bazen de ben de derim. Yani bu çocuğun sen beklediğinde mesela derim ki geçen hafta gördüğüm çocuklardan biri bu çocuk 10 yaşında geldi. Bir yıl sonra dedim okumayı öğrenecek. Yıllardır eğitim aldırıyorlar ama dedim ki bir yıl sonra bu çocuk okumayı öğrenecek. Niye? Çünkü zihinsel gelişimi o düzeydeydi. Daha 6 yaş zihinsel gelişim vardı. 6,5 yaşındayken öğrenecekti. Onun için de bir yıla ihtiyacı vardı. Direkt buna göre. Evet Anıl hocam eleştiremem. Oradan hocam ben şuna dediğinize katılıyorum ama şimdi şöyle bir şey de var. Çocuklar bireysel yani bireyler aslında herkesin farklı bir özelliği var. Farklı öğrenme tekniği, farklı bir alıcısı var. Şimdi çocuk 6 aylık diye çalışmamamız bence doğru. Olmaz. Çünkü çalışmak, çabalamak lazım. Çocuğun belki işte o frekans tutturup alıcıları belki de o anda aktif olup belki öğrenmesi çok hızlı olacak. Belki bir farkı kapatacağız. Hani ben hocam işte şimdi düşünürken bu çok haklı. Düşünmen çok haklı. Ama az önce dediğim gibi çocuğa yıllardır eğitilmediyse de mesela 6 ay bir çocuk yürür mü? İstediğin kadar yürütmeye çalış hocam. Motor gelişimi tamamlamak için yürümez. Şimdi motor yürümez. Gelişimi farklıdır. Fizyolojik olarak farklıdır ama şimdi çocuk... 6 aylık. Şimdi o çocuk bubble'dar. O çocuk bubble'dar. Evet bubble'lamalar çok iyi. Erken dönemde müdahale alması her zaman iyidir. Bununla ilgili kafamızda hiçbir soru işareti yok. Ama ben zaten müdahale almasın demem. Hani gitmesin demem. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Yani şu konuda kendini üzmeyi söylüyorum. O çocuğun zaten dil gelişimi bir yıl sonra gelişiyor. Beklenti oluşturmaktan bahsediyorsunuz. Problem. Aynen öyle. Yani bireydeki, ailedeki beklentiyi doğru oluşturabilirsek aslında bu süreçte kesinlikle. Hem siz yıpranmamış olursunuz hem aile yıpranmamış olur bu süreçte. Yani kesinlikle. Buradaki aslında trik nokta o. Yani bunu vurgulamaya çalışacağız aslında. Söylerken dediğim gibi ağır düzeyde konuyu dağıtmadan direkt oraya geçeyim. Ağır düzeyde olan bir çocuk az önce söylediğiniz gibi neydi? İşte 3,5 ile 5,5 yaş arasındaki bir çocuktu. O yüzden zaten 16 yaşına gelmiş ama çocuk hala 3 yaş çocuğu gibi.
Öyle olan bir çocuğun ne olur? Zaten ama hocam ağır zihinsel varsa bir de bunu ek olarak da işte oral motor kaslarda gelişimde sıkıntı varsa mesela bazılarının salya akıntısı oluyor, bazılarının bir sendromu oluyor, bazılarının fizyolojik başka sıkıntıları oluyor. Kesinlikle. Hani o zaman... Zaten zihinsel gelişimdeki derinlik arttıkça yani çocuk ortaya ağıra doğru gittikçe metabolik hastalıklar, nörolojik hastalıklar, genetik sendromlar daha fazla ortaya çıkmaya başlar. O yüzden ek sorunlar daha fazladır. Ama şöyle bilmek gerekir. Zaten hani orada şunu demeye çalışıyorum ben. Bu çocuk 3,5 yaşındaki çocuk gibi. Zaten almasın demeyin, mutlaka alsın. Mutlaka destek alabildiğinde alması gerekir. Burada şunu bilmek gerekiyor. Bu çocuğun şu anki gelişim bu düzeyde olacak. Yani bu çocuğun gelebileceği en üst seviye 4,8 yaş. 4,8 yaşının üzerine gelmez. Bir dakika. Evet, 4,8 yaş. Gelebileceği en fazla seviye 4,5 yaşındaki bir çocuk gibi olacak. 4,5 yaşın üzerine ne kadar uğraşırsan uğraş, bu çocuk geçemez. Hocam peki geçerse bu tanının yanlışlığı mı oluyor? Yani olabilir. IQ'su geçerse tabii. Tanının yanlışlığı olur. Tanının yanlışlığı olur. Değil mi? Tabii tabii. İnsanız, o zaman orta almıştır yani, çocuk. İnsan yanılabilir. Beşer şaşar. Kesinlikle. İnşallah öyle oldu. Yani çocuklarımız iyi olsun da gerisinin çok önemi yoktur derim ben her zaman için. Çok ağır olduğunda zaten IQ 20'nin altındadır. 3 yaş altındaki çocuklardır. Az önce söylediğim gibi çoğunda nörolojik sorunları vardır. Motor gelişimi ağır düzeydedir. Bazıları yatalaktır. Bazıları hiçbir zaman hayatı boyunca hiç konuşması gelmeyebilir. Oluşmayabilir. Diğer sebep neydi? İşitme kaybı. Yani çocuk işitemiyor olabilir. O yüzden mutlaka bir işitme testi yaptırmak lazım. İşte BERA, ABR, Bayer gibi adlandırılan mutlaka kulak burun boğaz doktorunu görmesi gerekir. Yani çocuk konuşmuyor. Ya da belli dönem hocam işitmemişse mesela ortada bir tane var. Belli dönem çocuk işitme değil de mesela gelişim olabiliyor. İşitme kaybının en sık sebeplerinden biri zaten serozotus mediadır. Yani orta kulak enfeksiyonudur. O yüzden mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Ve bunun için de mutlaka bir işitme testi yaparlar. Zaten kulak zarına bakarlar. Orada sıvıya bakarlar. Sıvı var mı yok mu? Bir işitme testi mutlaka. Her konuşma içerisinde mutlaka işitme testi yaptırmak gerekir. Bilingualizm, az önce söylediğimiz çift dillilik, yani evde iki dil konuşuluyorsa bu da konuşma içerisine sebebiyet verir. İyi midir? Bununla ilgili çok fazla tartışma var. Ben iyi olduğu tarafındayım. Ya yani keşke hanım İngilizce, ben İngilizce konuşsam hanım Türkçe konuşsa da çocuklar iki dilli olsaydı. Çünkü şöyledir veri, 5 yaşında her iki dilde konuşabilir. Varsın benim çocuğum başta konuşmasın ama 5 yaşında iki dilde konuşsun derdim ben olsam. Keşke öyle bir yeteneğim olsaydı diye. Ama hocam şöyle oluyor yine. Sizin full İngilizce konuşmanız çok gerekiyor. Annesinin de full Türkçe konuşması gerekiyor. Yani siz yarım İngilizce, yarım Türkçe konuşsanız kafası daha da karışır. Daha da sıkıntı olur. Değil. Yani bununla ilgili sıkıntı olacağı ile ilgili olan bir veri tartışmalı bu konu açıkçası. Çok bir veri yok. Hatta bilingualizmle ilgili yapılan nörolojik çalışmalar, nörobiyolojik çalışmalar var. Beyin gelişiminin daha iyi olduğu ile ilgili ki ne diyoruz? Siz daha iyi söylersiniz. İşte Alzheimer olacağında ne diyoruz? Farklı bir dili öğrensin, bulmaca çözsün. Yani zihnini meşgul etmesi gerekiyor. O yüzden erken dönemde aslında ikinci bir dil kazanımı da çocuğun beyin gelişimine çok fazla katkı sağlayabilir. Her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da. Özgün dil bozukluğu, yani nedir? İşte sözel, bizim eski tabirle sözel anlatım bozukluğu, karışık dil algılama sözel anlatım bozukluklarımız. Burada biz artık DSM-5 iletişim bozuklukları kısmında, dil ve konuşma bozuklukları kısmında şunu söylüyor. Özgür dil bozukluğu, işte konuşma sesi bozukluğu, fonolojik bozukluk, artikülasyon bozukluğu, konuşmanın akıcılığı bozukluğu, kelimelik bozukluğu ve toplumsal iletişim bozukluğu. Yani nedir? Otizmin hafif varyantları gibi olan bir varyantları söylüyor. Ki bunları biliyorsunuz, o yüzden bunlara çok değinmeyeceğim. Bizim için zaten konuşma terapistlerinin direkt gönderdiğimiz grup aslında bu grup oluyor. Özgür dil bozuklukları nedir? Çocuk da özgürlüğü azsa, 18 aylık bir çocuk konuşmasında yetersizlik var, konuşması hala gelişmemiş ki kelimesi hiç çıkmıyorsa bu sözel anlatım bozukluğu, mutlaka destek alması gerekir. Yani bu sözel anlatım bozukluğuysa, 2 yaşında cümle kurmadıysa hemen ailenin bazı şeyleri müdahale etmesi gerekiyor. Nedir? Ekran kullanımını kısıtlayın deriz. Evde bol miktarda oyun oynayın. Birebir bol miktarda iletişim içerisinde olun. Mutlaka dil ve konuşma terapistinden bir görüş alın diye söylerim ben. Dil ve konuşma terapisti dersek yok, bekleyelim. Ben ona bırakırım. O süreçte tamamen onlara bırakırım. Yani şunu söylerim. Bir çocuk 18 erken kelime çıkarmadı. 2 yaşındayken cümlesi yoksa tanısı otizm değil, tanısında zihinsel gerilik yok, tanısında işitme kaybıyla ilgili olan bir durum söz konusu değilse bu muhtemelen sözel anlatım bozukluğu. Ve sözel anlatım bozukluğuysa ilk yapması gereken şey ekran kullanımını kısıtlamak, ortadan kaldırmak. Yani televizyon, cep telefonu, bilgisayar, tableti ortadan kaldırmak. Çocukla bol miktarda iletişim içerisinde olur. Yani evde bol miktarda... Bunları miktarda... değiştirmek, ailenin yanlış bunları varsa bunları değiştirmek, işaretle anlaşmamak, işaretle yapmamak diye bir
çocuğun liderliğini takip etmek. Yani nedir? Çocuk bir oyun oynuyor. Aa, sen telefonumu aldın. Nasılmış bu telefon? Yani bol miktarda konuşulan bir ortam oluşturabilmek. Yemek yaparken dahi çocuğu yalnız başına bırakıp değil, işte çocuğu yanına oturtup işte bak ben şimdi yağı karıştırıyorum, üzerine salçayı döktüm, soğanları kızarttım. Yemek yapmayı bilmiyorum, o yüzden çok belli olmasın. Hani bu tarz çok bol miktarda konuşulabilen bir ortamı sağlayabilmek ve dil ve konuşma terapistlerinden destek almalarını istiyorum. Yani bir sormalarını, süreci nasıl yöneteceklerini onlardan öğrenmelerini istiyorum açıkçası. Erken gelişim evrelerinden itibaren başlamıştır ve nörolojik bir sorun, az önce dediğim gibi zihinsel süreçlerle anlaşılmıyorsa, artikülasyon bozukluğu sıklıkla konuşma gecikmesiyle beraber olabilir. Konuşma gecikmesi olan çocuklarda ilerleyen zamanda artikülasyonlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. O yüzden de çocuk da bunu fark ettiysek direkt dil ve konuşma terapisine yönlendirmemiz gerekiyor. Kekemelik 2 ile 7 yaş arasında fizyolojik olur. 6 ay içerisinde geçmesini bekleriz biz. Dil ve konuşma terapistleri burada eleştiriyor olabilirler bizi. 6 ay içerisinde geçmediyse, çocuğa eğer ek hareket bozuklukları eşlik ediyor, çocuk çok zorlanıyorsa, o zaman neresi mutlaka dil ve konuşma terapisinden bir destek alın diye söyleriz. Zaten kekemeliği herkes, aileler bile hocam bu çocukta kekemelik başladı diye geldi. Şimdi tanıyı koymak çok da zor oluyor. Peki ilaç veriyor musunuz kekeme olan kişilerde? Kekemeliğin ilaç tedavisi yok. Herhalde şey için sordum. Böyle bir yem atayım, yem atayım diye. Kekemenin bir tedavisi yok. Yani kekemenin tedavisi dil ve konuşma terapisti. Süpersin hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Asıl daha hoşuna yani, gitti. Antidepresan falan verenler var da çocuklar böyle kafalar. Böyleyse. Yani çocuk çok kaygılanıyor. Şimdi nasıl da Arıl şey yapmaya çalışıyor. Arıl şimdi söyleyeyim. Yani kekemenin tedavisi konuşma terapistidir. Ne zaman antidepresan kullanılır? İşte çocukta sosyal anksiyete gelişiyor. Çocuk artık bundan dolayı konuşmamaya başlıyorsa, kendini çok fazla geri plana çekiyorsa, o yüzden antidepresanlarla çocuğun o sosyal fobisini yıkmak için verilir. Hani kekemelik için antidepresan verilmiyordur. Yani onu da açıklamış olayım Anıl. Kekemelik için değildir bu. Sosyal anksiyetesi için veriliyordur antidepresanlar. Tamam. Sosyal anksiyete için. Ama öyle doğal diyor. Olarak o terapiyi alacak kişi diyor ki ben ilaç kullanayım diyor. Geçer belki diyor. Diyor. Yani de... bunu biz söylüyoruz ama. Yani tüm tabii tabii. Yani ben genellikle yani sosyal anksiyete eşlik ederse antidepresan verilir. Onun dışında zaten antidepresan verilmeye ihtiyacı yoktur. Bunun tedavisi terapidir. Konuşma terapisi. Ama hocam ilaç verildiğinde o kişi o duruma karşı rahatlama sağlanıyor ya. İlacın etkisi geçtiğinde de o rahatlama tekrar geri gidiyor. Şimdi yok gitmez. Yani eğer düzenli bir şekilde 6 ay kullandıysa, şimdi biz şunu tedavi etmiyoruz. Bunu tekrar buradayım. Kekemeli antidepresanla tedavi etmiyoruz. Biz sosyal anksiyeteyi tedavi ediyoruz. Yani sosyal anksiyete ayrı bir şey, kekemelik ayrı bir şey. O yüzden duyarsızlaştırma anlamında. Ya yani biz de şunu hocam yapıyoruz. Biz de kekemeliği illa düzeltmiyoruz. Hani akıcı konuşmasını arttırmaya çalışmıyoruz ilk başta. Yani bireyin eğer sosyal anlamda sıkıntıları varsa duyarsızlaştırma yapıyoruz. Bireyin kekemeliyle barıştırmasını yapıyoruz. Akabinde modifikasyon yöntemleri yapıyoruz, kekemeliği azaltmayla ilgili. Ama hani bu ilaç verildiğinde benim aldığım duyumlar hani vakaların... Burada yanlış aktarılıyor olabilir dediğin gibi. Yani bak ben yani bilmiyorum Isparta'da var mı? Kekemelik benden çok gitmiştir dil ve konuşma terapisti arkadaşlara ve hiçbirinde yani şu ana kadar antidepresan başladığımda çok hatırlamıyorum. Yani ergenlerde ortaya çıkıyor zaten sosyal fobi. Çocuklarda çok fazla sosyal fobi eşlik etmiyor. O yüzden çok antidepresan vermiyoruz. Yani bizim antidepresan kullandığımız vakalar, tekrar altını çizmek istiyorum burada, sosyal anksiyete ya da diğer farklı bir anksiyete bozukluğu vardır ya da kekemelik gelişmiştir, çocuk artık mutsuzdur, niye böyle, hayatım niye, işte ben kekemeyim, kendini sorguluyordur, depresyona girdiyse, mutsuzsa, hayattan çok keyif almıyorsa, uykuları bozuldu, işte ağı bozuldu, hani ek psikiyatrik bozukluk varsa o zaman antidepresan tedavisi vardır. Onun için antidepresan tedavisi yoktur. Gayet net, yani açık olarak söylüyorum. Psikososyal yoksunluk, hani ihmal, çocuk işte az önce söylediğin gibi çocukla iletişime çok fazla geçmedilerse o zaman da uyaran miktarını nasıl daha doğru bir şekilde artırabilirler? Bunlarla ilgili öneriler sunuyoruz. Ve nörolojik hastalıklarda da, az önce söylediğin sendromlarda da, işte genetik sendromlar olabilir, Down sendromu olabilir, diğer genetik sendromlar olabilir, işte attitude tip cerebral palsy olabilir. Bu gibi durumlarda da konuşma gecikmesi görülebiliyor ki o benim alanım olmadığı için o konuya çok girmiyorum açıkçası. Ve biz ne yapıyoruz? İşte eğer bir konuşma gecikmesi olduğunda detaylı gelişimsel, aile öyküsü ve psikiyatri muayenesini yapıyoruz. Gelişimsel testlerini yapıyoruz. Gelişimsel testler nedir? İşte Denver, ACTE, bunları istiyoruz. Alıcı dil ve ifadeci dille ilgili olan sizin zaten testleriniz şu an bu anlamda şu an çok gelişik. Çok fazla da Türkçe geçerli güvenlik testleri yapılıyor. İşte bizim zamanımızda sadece Peabody vardı. Peabody ile nasıl diye baktırıyorduk ama şu an TEDIL,
birçok test var. Zaten ben dediğim dil ve konuşma terapisti arkadaşlara yönlendiriyorum bu konularda. İşitme testi değerlendirmesi mutlaka her konuşma işitmesinde değerlendirmek gerekir. Tıbbi ve nörolojik konsültasyon gereğinde bunun altını çiziyorum. Her vakada bazen mesela bu konuşma işitmesi çocuk psikiyatrisinin işidir. Bazen ne yazık ki artık biliyorsunuz ki birçok kişi özel çalışıyor. Özel çalışınca ben daha fazla pay alayım düşüncesiyle beraber her şeyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Ben çocuk nörologlarının otizm değerlendirmesine, çocuk nörologlarının konuşma işitmesi değerlendirmesine karşıyım. Ne zaman olur? Gereğinde eğer çocukta kafa yolları ilgili dediğimiz işte nörofibromatoz, tüberküloz gibi bir durum andırıyorsa ya da çocukta epilepsi var, ince motor becerilerinde sorunlar varsa o zaman nörolojik konsültasyon gerekir. Yoksa nörolojik konsültasyona gerek yoktur. Tıbbi değerlendirme hani KBB, kulak burun boğaz değerlendirmesi zaten her konuşma işitmesinde mutlaka işitme testi açısından gerekiyor. Aile yönelik mutlaka psikoeğitime danışmanlık gerekiyor. Konuşma terapisi az önce hangi durumlarda ve ne zaman olacağını zaten birlikte konuşmuştuk. Ve çok sevdiğim söz, konuşmak bir ihtiyaç ise ki siz bunu çok iyi söylersiniz, dinlemek de bir sanattır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunarım. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgilerdi. Yani gerçekten bir psikiyatrın bu şekilde değerlendirmesi gerekiyor bence. Her bireyi. Nasıl da? Aramızda çok fenaymış. Estağfurullah Hanım, ne demek. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar için de. Teşekkür ederiz. Sorular varsa soruları da alırım. Ömer, aklına takılan var mı? Zeka testi değil. IQ formülünü tam orada çözemedim ama şu an anladım. Tamamdır. Müride Hocam buyurun. Hocam benim size bir sorum olacak. Görüş geçebilir miyiz Müride Hocam? Yok, açma son daha iyi olur Anıl Hocam. Siz nasıl uygun görüyorsunuz hocam? Sorun yok. Buyurun hocam. Şöyle sormak isterim. Gecikmiş konuşmayla gelen Kıbrıslısınız herhalde. Kıbrıslısınız. Evet. Evet. Buyurun hocam. Çocuk psikiyatrisine yönlendirdiğimizde bazen şöyle cevaplar alabiliyoruz. Yaygın olarak bu cümleyi Kıbrıs'ta duyarak açıkçası. Önce bir konuş. Çocuk psikiyatrisi var ya. Çok fazla çocuk psikiyatrisi yok. Ben gelirsem belki hiç olur. Bekleriz hocam. Tamam. Çocuk konuşsun, ona göre dil terapistine başlar. Hangi durumda? Gecikmiş konuşma olan bir çocukta. Bu yok, çocuklar hayır. Hiç. Yani hocam, bu yanlış bir ifade. Evet, yani böyle bir ifade var mıdır bilmiyorum ama bu ifade yanlış bir ifade. Hani özel eğitime başlasın, sözcükleri olunca dil terapisine başlar durumuyla bayağı karşılaştık. Otizm de şöyledir. Otizm de mesela bazen buradaki arkadaşlar da söylüyor. Hocam niye hemen direkt konuşma terapisine göndermiyorsunuz? Evet. Çünkü otizmdeki sorun aslında konuşma ile ilgili olan sorun değildir. Otizmdeki sorun sosyal etkileşimle ilgili olan sorundur. Otizmde bir çocuk ortak dikkatini geliştirmiyorsa o dönemde dil ve konuşma terapisinin faydası olmaz. Yani aile, çünkü bazı aileler şöyle yani. Ailenin maddi durumu vardır. Başlasın. Bunda hiçbir sakınca yok. Yani ben ne kadar erken dönemde eğitim alabilirse o kadar iyidir. Ama bazen şu ortaya çıkıyor. Yani ailenin maddi durumu yok. Haftada 2 saat eğitim alacak. O durumda ilk önce ortak dikkatin oluşması. Ortak dikkati oluştu. Yeterli dil, ortak dikkati oluştu ve dili gelişmediyse hemen dil ve konuşma terapisinin eklenmesi. Mesela şudur. Bazen şu da duyuluyor. Hani çok da yaygın. Yani bu çocuk kreşe gönder düzelir. Böyle bir şey yok. Yani otizm gibi rahatsızlıkta kreşe gönder düzelir. Ya da bu çocuk konuşmuyor, konuşma terapisti görsün. Bu değil. Otizmdeki temel sorun ortak dikkat sorunu. Yani çocuğun sosyal etkileşim sorunudur. Önce sosyal etkileşimini çözmek gerekiyor. Çocuk bana bakmıyorsa benim ona istediğim kadar dil ve konuşma terapisi vereyim. Bunun bir faydası olmaz. Öncelikle benimle göz teması kurması gerekecek. Göz teması kurdu. İşaret ettiğim yere baktı. Ortak dikkat gelişti. Hemen ardından dil ve konuşma terapisi de eklenmesi gerekir. Bu süreç aslında böyle olması gerekiyor. Ama diğer tanılarla ilgili mesela zihinsel gerilik başlasın. Yani konuşması bekleyelim öyle bir şey söz konusu değil. Ya da sözel anlatım bozukluğu, işte özgür dil bozukluğunda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten orada tanıyı koydun. Tedavisi konuşma terapisti. Yani o yüzden oralarda ben şey diyorum hatta benim anlattığım, ben nöro gelişimsel bozukluklarla ilgilenmeyi seviyorum. Anlattığım hastalıkların hiçbirinin tedavisi bende yok. Hepsinin tedavisi dışarıda. Yani ya dil ve konuşma terapisti ya özel eğitim ya işte ergoterapi alınmasıydı. Ben diyorum ki aileye 3 ayda bir takip edeyim. Burada çocuk psikiyatrisinin rolü liderliktir. Ve liderliği de doğru bir şekilde yapmak gerekir Müride Hocam. Haklısın bu konuda. Ama dediğim gibi süreç yani çocuktan çocuğa bireysel, az önce Anıl Hocamızın da dediği gibi bireysel farklılıklar gösterir. Çocuğu iyi tartmak gerekir ve çocuğa uygun öneriler sunmak gerekiyor. Burada da az önce dediğim öneriler
geçerli. Sizin dediğinizde haklısınız. Böyle bir şey olmaz. Yani o yok. Hocam peki otizmde bir konuşma anlamında hani gördüğünüz kadarıyla eski terapi yöntemleri var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Sizin olumlu anlamda gördüğünüz. Dediğim gibi ben şey değilim. Hani ben, benim alanım özel eğitim değil ya da benim alanım dille konuşma terapisi olmadığı için bu konularda ben haddimi bilirim her zaman için. Hocam bazen... ondan dolayı değil. Mesela floor time var ya. Floor time şeyi var. Evet. Şu an herkes floor time alıyor. Floor time almayan hatta terapist dememeye evet. Başladı. Dil ve konuşma terapistleri de alıyor. 101 aldık, 201 alalım. İşte 201 almak için şu kadar hasta takip edelim. Yani bu sizin alanınız açıkçası. Ben çocuğun nerede ne eksikliği var bunu değerlendiririm. Ne ihtiyacı varsa onu söylerim. Hani o konuda benim açıkçası çok yönlendirmem olmaz. Bir şey söyleyemem. Çünkü zaten mesela çalıştım. O konularda yeterli bilgiye sahip değilim. Yani bu konu haksızlık yapmış olurum. Böyle bir şey söylersem. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ümit Hocam ben de bir şey sorabilir miyim? Tabii merhaba. Ki Ümit Hocam. Buyurun. Özellikle son zamanlarda bir atipik otizm ve uyaran eksikliği artışı var. Yoğun bir şekilde otizmle beraber gelen. Fakat biz bu atipik otizm ve uyaran eksikliğini ayırt etmekte gerçekten güçlük çekiyoruz. Hocam direkt cümleyi söyleyeyim mi? Uyaran eksikliği diye bir tanı yoktur. Yok mu? Yoktur. Yani böyle bir tanı yok. Bu ne yazık ki yaygın olarak yumuşatılmak amacıyla kullanılan bir tanı. Uyaran eksikliği dediğim şey aslında atipik otizmdir. Yani muhtemelen orada ne değerlendiriyorlar bilmiyorum ama uyaran eksikliği diye psikiyatrik sınıflandırmada böyle bir tanı yok ne yazık ki. Tepkisel bağlanma bozukluğu dediğimiz tanıya uyaran eksikliği diyorlar. Yani DSM-5'te tepkisel bağlanma bozukluğu olarak geçer. Bağlanma ile ilgili olan bir sorundur ama bağlanma ile ilgili olan sorunu 1960'lı yıllarda görüyorduk işte. Yani o kurum bakımında alan çocuklarda görülür daha çok. Yani patolojik bir bakım olması gerekir. Bağlanma bozukluğu, tepkisel bağlanma bozukluğu diyebilmek için. Aile bana 18 aylıkta bir çocuğunu getiriyorsa bunun bağlanma bozukluğu olma ihtimali yoktur. Yani 18 aylıkken çocuğunu fark etmiş bir sorun olduğunu görüyor ve getiriyor. Bunlar uyaran eksikliği değildir. Ne yazık ki böyle yumuşatabilmek amacıyla uyaran eksikliği tanısı söyleniyor. Bunu ne yazık ki biz de şahit oluyoruz. Ama uyaran eksikliği diye bir tanı yoktur. Yani çocuk çok televizyon izledi, çok telefona baktı, çok ekrana maruz kaldı. Ben çocuğumla ilgilenmedim. O yüzden işte bu belirtileri yaşıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Otizm bunlarla olacak olan bir durum değildir. Sadece bu ilgilenmemek, çok telefona maruz kalmak otizme sebebiyet vermez. Var olan otizm belirtilerinin artmasına sebebiyet verir. Bunlar uyaran eksikliği değil, tanı atipik otizmdir. Yani atipik otizm de artık işte eski sınıflandırmanın tanısıydı. Şu anki tanımlamayla artık biz ona otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlıyoruz. Ama hala ben de günlük pratiğimde atipik otizm kullanıyor muyum? Kullanıyorum ama uyaran eksikliği hayatta kullanmam. Çünkü uyaran eksikliği diye bir tanı söz konusu değildir Abuzer Hocam. Teşekkür ederim bu bilgilendirme için. Çok güzel ve yerinde bir soru oldu. Atlamıştık. Bunu da söyledik. Çok kıymetliydi. Çok sağ ol Abuzer Hocam. Ben teşekkür ederim Ümit Hocam. Sağ olun. Çok bilgiler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hani direkt kestim. Çünkü bu terimi sevmediğimden dolayı kestim. Uyaran eksikliği diye tanı yoktur. Hani bunu burada altını çizmek lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beyza Nur Hocam buyurun. Direkt yani konuşabilirsiniz. Hocam merhabalar. Teşekkür ederiz. Öncelikle iyi akşamlar. Gerçekten güzel bir sunum oldu bizim için. Benim biraz fazla bir sorum var. İlki şu, hocam otizm ve zihinsel engel tanısı koyarken standart testler kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız hangi testleri kullanıyorsunuz acaba? Şimdi şöyle testler var. İbrahim Ali Hocam da çok yaygın olarak testler yapıyor. Ama tanı test değildir. Yani tanı her zaman için kliniktir. Tanıyı klinikte koyarız. Testler sadece bizim tanımızı güçlendirici ya da araştırmalarda destekleyici olarak kullandığımız yöntemlerdir. Otizm tanısı ya da zihinsel engellik tanısında tanı tamamen klinikte koyulur. Ne yaparız? Otizmde işte CARS diye bizim otizm derecelendirme ölçeğimiz vardır. Bunu kullanırız. Ya da çocuk gelişim uzmanlarımız ya da özel eğitimde çalışan arkadaşlar işte Gilliam otizm derecelendirmeleri kullanabilir. Ama bizim tanı tamamen işte kapıdan girsin bazı çocuklara işte der ki bazı aileler beni eleştirir kapıdan girdim otizm dediler. Evet derim çünkü çocuk otizmdir yani kapıdan girince bazı çocuklar belli olur. Siz de günlük pratiğinizde çalışırken otizm çocuklarla çalıştığınızda şunu göreceksiniz. Yani çocuk girdi otizm olup olmadığı belli olur bazı çocukların hemen belli olur. Bazılarının atipik otizm dediğimiz işte az önce hocamızın da sorduğu gibi hafif düzeyli belirtileri vardır. Onun için de aileden bilgi edinmek gerekir ama tamamen şununla koyarız. Yani o gelişimsel olarak kazanması gereken becerileri çocuk kazanamadıysa burada tanı koyulur. Yani tanı tamamen klinikte bir testle tanı koyulmaz. Zihinsel gerilik tanısını doğrulayabilmek için IQ 70'in altında kriteri olduğundan dolayı
6 yaşın üzerinde Viscar, Visc4 dediğimiz zihinsel işte testler. İşte eski Stanford Binet dediğimiz 2 yaşın üzerinde kullanabilen, 2,5 yaşın üzerinde kullanılan zeka testleri uygulanabilir. 6 yaşın altında bilişsel gelişimde gecikme deriz. Orada da yine gelişimsel olarak açık vardır. Tanıyı klinik olarak koyarız. Ama güçlendirebilmek için ACTE, işte Ankara Gelişim Tarama Envanteri ya da Denver dediğimiz işte Denver testini uygulattırabiliriz. Ama tanı kliniktir. Evet hocam, anlıyorum. Benim çok sıklıkla gördüğüm bir şey var da dediğiniz gibi tanı kliniktir, tecrübe çok önemli. Ben de özel eğitimde 2016'dan beri çalışıyorum. İlk lisansım odyoloji benim, ikinci lisansım dil ve konuşma terapisi. Benim alanım olmadığı için hani otizm, zihinsel engel, tabii ki şüphelendiğim durumlar oluyor. O durumlarda psikiyatristlere yönlendiriyorum. Zaten ailelere hep söylediğim şey şu, benim alanım değil. Ama bir uzmandan destek alın. Hı hı. Ama ben yoğunlukla şunu görüyorum. Otizmden şüphelendiğim bir çocukta genelde rapor olarak çıkarken konuşma bozukluğu çıkıyor. Yani otizm çıkmıyor. Hı hı. Ya da rapor çıkarken zihinsel engel yerine direkt konuşma bozukluğu çıkıyor. Yani bu konudaki görüşünüz nedir acaba? Yani ben bu konuda ailelerle iletişim kurarken çok zorlanıyorum doğrusu. Ya şöyle... Burada belki yönlendirirken şunu yapmak gerekiyor. Yani tanı zikretmek zaten hani bir sizin için çok uygun olmaz. Çünkü tanı, yani burada gelişimsel olarak bir farklılık var. Çocuk psikiyatrisi değerlendirmesi çok uygun olur diye yönlendirmek. Sizin de söylediğiniz bir şeyin ezilmemesini sağlamış olur. İkincisi, tabii bilmiyorum. Burada iki yönlü düşünmeye çalışıyorum. Sizin bakış açınıza da bakmaya çalışıyorum. Bazen şöyle de olabilir. Hani aile kabullenmiyordur. Belki tanıyı yumuşatabilmek için çocuğun da desteğe ihtiyacı vardır. Bu şekilde dil ve konuşma terapisi diye ekliyor da olabilirler. Onu da bilmiyorum. Ama ben yani günlük pratiğimde ne yapıyorum? Tanısı neyse onu yazıyorum. Açıkçası çok âli, yani tanı bu. Çünkü bu bir yılda bitecek olan bir süreç olmayabilir. O yüzden tekrar tekrar bu sürecin devam etmesi gerekir. Farklı bir tanıyla, resmi bir evrak olduğu için farklı bir tanı yazamam diye ailelere söylüyorum. Tanısı neyse onu direkt yazmış oluyorum. Ama tabii orada nasıl bir süreç vardır onu bilmediğim için çok yorum yapamıyorum. Hocam ben buna bir ekleme yapayım. Aslında şöyle, çok pardon, bir konuda yanlış anlaşılma oldu. Benim psikiyatriste yönlendirdiğim hani kısımda şöyle olmuyor. Ben otizmden şüpheleniyorum, bir destek alın değil de. Ben bir farklılık düşünüyorum. Hı. Hani bir değerlendirilmesi iyi olur diyorum. Ama bu bahsettiğim konu benim yönlendirmediğim çocuklar. Mesela son bir ayda en az 5-6 çocukta bunu gördüm. Yani dediğiniz gibi bu klinik tecrübe tabii ki benim alanım değil, asla bunun altını çiziyorum. Ama şüpheleniyorum, bu çocukta otizm olabilir diyorum kendi içimden ya da zihinsel engel olabilir diyorum ama raporuna bakıyorum, raporu hocam, sadece konuşma. Gerçekten ben şunu söylerim, özellikle aileler geldiyse, aileler şüpheyle geldiyse, ailelerin şüphesi olduğunda o çocuğu 3 kez dinlemek gerekiyor. Yani sizde bir şüphe varsa o çocuğa daha ayrıntılı bakmak gerekiyor. Bir şeyi atlamamak adına. Atlanabilir mi? Atlanabilir. Dediğim gibi tanı klinik. O yüzden bu klinisyenin artık oradaki deneyimine bağlı olan bir süreçte olmuş oluyor. Bunu çok yorum yapmam uygun olmaz açıkçası. Doğru hocam. Yani biz de şu anlamda çok zorlanıyoruz. Bu çocuğun terapi planını oluştururken bir yandan başka şeyler de çalışılmaya ihtiyacı oluyor. Sadece konuşma anlamında dil becerileri değil de başka alanlarda da eğitim alması gerekiyor ama aile bize şöyle dönüt veriyor. Ama bizim iki seans konuşma terapistine girme hakkımız var. Siz bizi başkasına yönlendirmeyin hocam. Yani biz de bu anlamda iletişim kurarken gerçekten çok zorlanıyoruz. Orada maalesef. İşte az önce dediğiniz çok haksız bu konuda. Yani benim için kıymetli olan çocuğun gelişimsel olarak akranlarından farkı ne? Yani sizin spektrumla ilgili olan özellikleri var. Çocuğun ortak dikkatiyle ilgili olan sorun varsa bu alanlarda mutlaka destek alması gerekir. Ama işte burada aileyle olan iletişim nasıl sürdüğünü bilmediğim için bu konuda çok yorum yapamıyorum. Hani görmediğim aslında. Aileler birazcık baskı yapıyorlar bence doktorlara ve RAM'daki çalışanlara. Çocuğumuza konuşma terapisi alması gerekiyor. İşte bizim durumumuz kötü. İşte çok pahalı fiyatları falan. Öyle herkese terapi yazıyorlar bence. Lider çocuk psikiyatrisi olacak. Merkezde aile olacak. Ve bir ekiple beraber gitmesi gereken, multidisipliner bir ekiple gitmesi gereken bir çocuk süreçtir. Çünkü ben derim ki 3 ayda bir mutlaka ben göreceğim. İlk başta tanıyı koyduysam, otizm tanısı koyduysam 1 ay sonra tekrar göreceğim diyorum. Çünkü o zamana kadar kafanızdaki soru işaretlerini bana sorun. 1 ay sonra tekrar görüyorum. Diyorum ki eğer oturdu, ne yapma gerektiğini öğrendi, artık sürece başladıysa 3 ayda bir takip ne yapacağım? İşte şu an özel eğitimciye ihtiyacı var. Nasıl bir özel eğitimciye ihtiyacı var onu anlatıyorum.
Yani masa başında etkinlik yapan, 2 aylık bir çocuğa masa başında etkinlik yapmayla uğraşan bir özel eğitimci değil. Çocuk da yerde zaman geçirecek, çocuğun dünyasına girebilecek bir özel eğitimci ile çalışması gerekiyor diye söylüyorum. İkincisi, çocuğun ortak dikkati geliştirdi. Diyorum ki burada artık konuşması yoksa konuşması için konuşma terapisti alması gerekiyor diyorum. Çocuğun duygusal aşırı duyarlılıkları varsa bunun için ergoterapi alması gerekiyor diye. Çocuğun artık o süreçlerde, takip süreçlerinde çocuğun açığına göre neyse ihtiyacı olan onu yönlendirmeye çalışıyorum. Ama bu dediğim gibi hani burada şöyle oluyor, burada böyle oluyor gibi artık o süreç çünkü çok uzağa gider. Onlar değil. Burada önemli olan Beyza Nur Hoca'nın da dediği gibi çok haklısınız o konuda. Çocuğun açığı neyse ona uygun bir müdahale alması. Ben Ömer Faruk Hocam bir şey söyleyecektiniz. Lafınız kesildi ama. Katıldı o da ya. Ömer Faruk Hocam katıldı. Ben de aynı o şeyi diyecektim. Ya, aile baskısını diyecektim. Evet, geliyor mesela yani. Kuruma direkt müdürle iletişim kurarken konuşma terapisi almak istiyor. Ona göre rapor çıkarmak istiyor. Dille konuşma terapisi şu an çok meşhur. O yüzden. Ve bu yüzden rapor alırken de büyük ihtimal aile baskı yapıyorduk diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam ben aynı zamanda bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sahibiyim. Kurucusuyum. Ben velilerime diyorum ki dil konuşma raporu çıkartmak zorunda değilsiniz. Sizin çocuğunuzun raporu bir çıksın. O eğitim alma hakkını kazanın. Benim özel eğitimcilerim çünkü var kurumda. Hani kurumda bulunduğumuz saat diliminde resmiyet bir şekilde halloluyor. Çünkü kameradan girişler yapılıyor. İmzalar atılıyor. Velinin isteği doğrultusunda çocuğun eğer ihtiyacı varsa, otizmli ise, dil yazmıyorsa bile ben dil veriyorum. En az bir ders. Önemli olan bu hocam. Yani çocuğun eğitim. Odağımız eğitim. Yani o rapor önemli. Raporda veren kişi dil terapisti değil. Yani RAM'daki kişi dil terapisti değerlendirmiyor çocuğu. Yani dile ihtiyacı olup olmadığını tahmin ediyor sadece. Ya da oradaki ailenin durumuna göre veriyor. Hani ben bu anlamda bu şekilde bir yol izliyorum ve velilerin... Odağımız çocuk yani. Çocuğun açığı neyse ona yönelik müdahale almak. Çok haklısın hocam bu konuda. Evet hocam, başka soru yoksa... Teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah... Çok pardon. Bir soru daha sorabilir miyim? Tabii Beyza Hanım hocam. Son soru. Evet. Kekemelikte dediniz ya, sosyal fobi varsa antidepresan veriyoruz. Bunun yanı sıra psikoterapi de öneriyor musunuz? Sizce alınması gerekli durumlar oluyor mu? Ne kastettiğiniz önemli hocam? Bir psikolog tarafından ya da bir psikiyatrist tarafından. Hocam ben yani şöyle, zaten ilaç sosyal fobisi varsa ilaç artı terapiyle gitmesi gerekiyor. O yüzden terapisini kendim verdiğim için, yani kendim uyguladığım için terapiyi kendim uyguluyorum. Yani terapi konusunda ne kadar yetkin olduğunu bilmediğim insanlara açıkçası göndermiyorum. Eğer kendi imkanım varsa, kendi sürem varsa terapisini kendim uyguluyorum. Anladım hocam. Yani zaten, şunun için... Yani sosyal anksiyetenin tedavisi ilaç artı terapidir. Ya da anksiyete bozuklarının hepsi temel tedavi ilaç artı terapidir. Hocam bu terapiyi soruyor da hocamız. Bence dil terapisinin ona karar vermesi gerekiyor. Çocuğun ihtiyacı varsa beraber... Yok, şu değil. Olabilir. Yani sormak istiyorum. Sosyal anksiyete için ben kekemelik için bireysel terapi demiyorum. Kekemelik için dil ve konuşma terapisi diyorum. Sosyal anksiyetesi varsa ilaç artı terapiyle gidiyorum. Yani o benim orada terapi odağım da kekemelik değil. Evet, kekemeliğin algılanış biçimi. Çocuk tarafından algılanış biçimine müdahale ediyorum. Yani evet, bu kekemelik olabilir. Bu senin hayatını nasıl etkiliyor? Ne olacak? En kötü ne olabilir? Yani toplum ortamında kekelemeye başladın. Bu senin için ne kadar ne kadar önemi var? En fazla ne yaparlar? Sana destek olur. Bu tarz hani bilişsel davranış terapi dediğimiz terapi yöntemine gidiyoruz ama bu hani benim konuşma terapisiyle ilgili olan kısmım değil, daha çok onun algılayış biçimiyle ilgili, sosyal anksiyetesiyle ilgili. Evet. Evet, aslında benim de tam öğrenmek istediğim şey sizin söylediğiniz şeydi hocam. Çünkü vakalarımda daha çok şunu görüyorum. Evet, sosyal anksiyeteye yönelik bir ilaç kullanımı oluyor ama psikoterapi önerilmiyor. Ben de bu konuda kafamda soru işareti oluyor. Evet. Şöyle bir soru işareti oluyor. İlaç artı terapi, doğru. Psikiyatristler acaba terapiye hani sıcak bakmıyorlar mı? Kafamda böyle bir soru işareti oluyordu doğrusu. Şimdi, tamam, çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, genel anlamda algı olarak da umarım bu algı da kırılır. Psikiyatristler terapi yapmaz gibi bir algı var. Hayır, psikiyatristler çocuğun ihtiyacı neyse onu vermekle ilgili bir yöntemi vardır. Hani bazen böyle psikiyatristler, benim duvarım tamamen terapi eğitimleriyle doludur. İşte bilişsel davranış terapi, oyun terapisi, EMDR terapisi, grup terapisi, psikodrama eğitimi. Yani tüm eğitimlerim var. Ama çocuğun ihtiyacı olan eğitime yönelik yani çocuğa sunmak gerekiyor. Yani benim mesela bazen şunu görüyorum. EMDR terapisi eğitim olan
herkese uçana kaçana EMDR yapıyor. İşte kekemelik var, bu travmadan olmuş. Hadi bakalım EMDR yapalım. Yok. Hani böyle bir şey değil. Çocuğun ihtiyacı neyse ona yönelik müdahale alması gerekir. Sosyal anksiyetenin de tedavisi burada ilaç artı terapidir. Bu konuda haklısınız hocam. Ama kekemelik için terapi uyguluyor muyum? Hayır, öyle bir şey uygulamaz. Dil ve konuşma terapistlerine yönlendiriyorum. Tamam hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.